İyi akşamlar efendim. Bu akşam Kent Yaşam'da, tanıtımda da söyledim, bomba gibi bir program var. Evet, şimdi pazar gününün şu son saatleri, belki birazdan yemeğe oturacaksınız veya yemekten kalktınız. Lütfen ekranın başına oturun. Bu akşam gerçekten Kent Yaşam'da çok değerli iki konuğum var ve Türkiye'de neler oluyor, bütün bunları sizlere belgeleriyle, bilgileriyle takır takır aktaracağız ve anlatacağız. Bu akşam sesimiz biraz daha gür çıkacak. Çünkü dediğim gibi çok değerli iki konuğumun sizlere aktaracakları içerisinde duyulmamış, hatta bu akşam ilk defa da burada açıklanacak bazı şeyler de var. Onları da söyleyeyim. Hani hemen yakında falan derler ya reklam gibi. Bizimki öyle olmasa da bile lütfen ekran başından ayrılmayın, Kent Yaşam'dan kopmayın. Bu akşam çok güzel bir program olacak. Tabii bize göre, birilerine göre güzel değil. Onlar şimdi hop oturup hop kalkabilirler. Bu adamlar ne konuşacak, ne yapacaklar diye. O onların sorunu. Evet, gazeteci, yazar Murat Ağırel. Stüdyo konuğum. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hemen Esin Köymen arkadaşımı da tanıştırayım. TUMOP Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sayın Esin Köymen yine stüdyo konuğum. Esin Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizlere programları aktarırken Esin Hanım'ı sık sık göreceksiniz. Çünkü bizim mesleki birikimimiz, bizim yapmış olduğumuz program içeriğinde ben Esin Hanım'ın bu konudaki birikimlerine sık sık danışacağım. Sağ olsun o da her zaman kırmıyor, geliyor ve kendi birikimlerini, Mimarlar Odası birikimlerini burada sizlerle paylaşıyor. Şimdi yanımda kitaplar var. Bunları zaten siz sanırım çoğunu okumuşsunuzdur. Ben bunları özellikle tanıtmak istiyorum. Çünkü bu kitaplarda çok değerli bilgiler var. Bu kitapları yazmak da her baba yiğidin harcı değil böyle bir dönemde. Onu da söyleyeyim. Tabii bunun geri dönüşü de oldu. Birazdan Murat Bey'le onu da konuşacağız. Kolay değil. Paldır küldür gecenin bir yarısında insanı evinden alıp götürebiliyorlar. Evet, Sarmal aldığı kitapta. Murat Bey burada ne yaptınız? Sarmal'da neler var? Bir isterseniz kısaca bir sizden alayım bunu ben. Arkadaşlarım da ekranda evet tutuyorlar şu anda. 1900'lü yıllardan itibaren Darülfunun öğrencilerinin, Türk Ocağı'nın ve Milli Türk Talebe Birliği'nin gelişim sürecinden sonra vakıfların Türk siyasetine etkisi ve şu an hali hazırda siyaset yapan birçok değerli ismin o günlerden bugünlere nasıl geldiğini, vakıflarla siyasetin nasıl içselleştirildiğini ve bu sarmal ağ içerisinde bugünün yaşanan özelliklerinin geçmişte aranması gerektiğinin altını çizdim ve bugün birçok kişinin konuştuğu ama konuşurken de bir takım ne diyeyim bense gizli cümlelerle konuşmaya çalıştıkları. Cesaret edemedi diyelim. Cesaret edemedi belki doğru bir kelime değil ama hani imtina ettikleri, konuşurken imtina ettikleri şeyleri halkın bilmesi gerektiğine inandığımdan dolayı sarmalı yazdım ve bu sarmal ağın Türk halkı tarafından bilinmesi gerektiğini anlattım. Vakıfların Türk siyasetine etkisi ve siyasete kazandırdıkları bürokratların nerelerden nasıl geldiklerini ve aynı zamanda halkın alın teriyle oluşturulmuş kamunun oluşturduğu ve orada birikmiş alın terimizin bize hizmet olarak dönmesi gerekirken paraların vakıflar yoluyla kime nasıl bir şekilde kanalize edildiğini ve bunların arkasında siyasi sahiplerin nasıl yer tuttuğunu göstermek amacıyla yazdım Sarmalı. Ve bunun içerisindeki hali hazırda bulunan değerli yöneticilerimizin isimlerinin irdelenmesi gerektiğini, toplum huzurunda sorgulanması gerektiğini inandığımdan dolayı da yazdım. O kitabın her iki sayfası için bir gün cezaevinde kaldım. Bir pahalıya mal olmuş. Evet. Ya bu gerçekten okunması gereken bir kitap. Hatta bu kitapta biraz önce bahsettiklerine ilgili olarak şimdi sevgili Esin arkadaşım da bu konuda birikimlerini aktaracak bize buradaki bu dönen dolapların nasıl döndüğüyle ilgili. Biraz sonra neyi anlatacağız biliyor musunuz? Hı hı. Mesela bu kitabın içerisinde bulunan birçok vakıfın kamudan edinmiş oldukları tahsis, tırnak içerisinde tahsis, artık her şey tahsis oldu biliyorsunuz. Tahsisin o kitapta anlattığım bu bir kamu zararıdır dememin altında yatan bütün şeyler işte bugün nasıl haklı olduğumu Danıştay karar verdi. Ve o tahsislerin nedenli haksız olduğunu bütün seyirciler öğrenecek bugün. Çok güzel. Hemen elime Şaki kitabını alıyorum. Evet.
Bunun da hikayesini lütfen paylaşalım. Şaki, bunu da ekranlara tutayım. Şekavetten geliyor. Aynı zamanda burada tüm Sayıştay raporlarını baz alarak orada var olan ihalelerin usulsüzlüklerinin nasıl yapıldığını, aynı keza bunların aktörleri kimlerdir ve başrolde kimler var, bunlar aktardım. Bir takip kitabı için aslında. Devamı da gelecek, evet, o kitabın. Sayıştay da bayağı başta da belaya girdi bu kitaptan dolayı, değil mi? Hemen peşinden parsel parsel. Bu deyim bizim izleyicilerimize pek yabancı değil. Epey, evet, kamuoyunda işlendi. Burada da parsel parselde de 25 yıllık Ankara Belediyeciliği'nin, Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'nın ihale yapıyoruz adı altında nasıl yolsuzluklara alet edildiğini ve bir güruh tarafından, oluşturulan bir yapı tarafından kamunun nasıl zarara uğratıldığı, aynı keza bir sistemin nasıl oturtulduğunu irdelemeye çalıştım. Aynı zamanda terör örgütlerinin nasıl finanse edildiğini, eş, dost, akraba ve çocuklardan oluşan bir yapının nasıl peşkeş, kamu malının nasıl peşkeş çekildiğini anlatmaya çalıştım bu kitapta. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, kitaplar içerisinde son bölümünde her birinin hangi kaynaklardan nelerden yararlanıldığına dair dipnotları var. Hatta biraz önce Murat Bey'le de konuşuyorduk. Keşke mahkemeye verseler de takır takır konuşsam, belgeleri ortaya koysam dedi. Ne yazık, mahkemeye vermiyorlar birileri. Evet, şimdi Esin'cim, tekrar teşekkür ediyorum. Yani bugün işte sokağa çıkma yasağı var ve Mimarlar Odası'nın çok yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Kendi özel zamanınızdan çok ciddi zaman ayırıyorsunuz. Ben bildiğim için söylüyorum bunları. Bununla birlikte İstanbul'da işte havada bir kuşun kanadına bir şey olsa hemen tak odaya geliyorlar, onun sorusunu soruyorlar. Her şeyi bilmek zorundasınız. Zor. Yani bu hakikaten bu iş bayağı bir zor ve doğru bilmek zorundasınız. Şimdi sizinle de biz bu biraz önce Murat Bey'in de belirttiği gibi Beyoğlu Kültür Yolu projesi üzerinden bu vakıflarla dönen yeni dümenleri konuşacağız. İsterseniz sizinle başlayalım. Beyoğlu Kültür Yolu projesi üzerinden başlayalım. Ondan sonra Murat Bey de zaten devreye girecektir. Evet. Anlatımlarının sırasında hazırladığımız fotoğraflar olacak. Onları da talep ederek başlayalım. Evet, bir numaralı görselle başlayabiliriz aslında. Hı-hı. Beyoğlu Kültür Yolu projesine. Kültür Bakanlığı'nın sıkça aslında bu Kültür Yolu projesiyle ilgili açıklamaları oldu. İşte Atlas Sineması'nın açılışında, Atatürk Kültür, yeni kültür merkezi diyelim, onun açılışı sırasında da bütün bu projelerle ilgili açıklamalarını yaptılar. Ama biz şunu biliyoruz tabii, bu Beyoğlu Kültür Yolu projesi yeni bir proje değil. Yani Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde Demircan'ın oradan gelen bir proje ağı. Galata Port'tan başlıyor. Galata Kulesi, Galata Mevlevi Hanesi, Narmanlı Han, Mısır Apartmanı, Emek Sineması, Atlas Sineması, Taksim Camii, Yeni Kültür Merkezi ve hemen arkasından Gezi Parkı. Şu ekranda görülen haritanın kırmızı çizgileriyle belirlenen... Evet, bir gezi rotası bu. Evet. Gezi rotası ve aşağıda Galata Port'tan başlıyor bu. Hı-hı. İki numaralı görselle bunu da şey yapabiliriz, paylaşabiliriz izleyicilerimizle. İki numaralı görsel aslında çok önemli bir görsel. Çünkü Galata Port işin başlangıcı ve bir kültür yolu projesi olarak ifade edilen şeyin doğrudan doğruya bir kıyı yağmasıyla başladığını ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükelçiliği Şubesi olarak da uzun süreli davalarımız oldu bu Galata Port. Ofer ailesine verilmişti daha öncesinde. Evet. Türk Telekom'u da... Elbette bütün bunların hepsini hatırlayın, işte bir önceki belediye başkanlığı döneminde, Kadir Topbaş'ın döneminde biz de bu projelerin çoğunluğunu Fransa'daki uluslararası gayrimenkul fuarında pazarlanırken ve hani oradan basına düştükten sonra öğrenmiştik. Ama burada bir şey çok... izleyicimize açıklayalım. Bizim bu akşamki programımız süresi içerisinde bazı firma isimleri, ki bunlar belgeleri hepsi var. Yani biz burada kimseyi incitmek gibi bir niyetimiz yok. Belgeli ve bilgili şeyler. Evet. Telefonlarımız açık. Biri çıkıp diyebilir ya Murat Bey şurada şuradır, burada budur veya Esin Hanım falan. Açık telefonlarımız. Programımız da açık. Hatta ceketini giyip gelsin, burada da konuşabilir. Biz son derece şeffaf şekilde bunları aktaracağız. Evet. İzleyicilerimiz de bunu bilsin. Muhataplar da bilsin. Evet.
Galata Port'un bir ikinci problemi de aslında kıyıların halka kapatılması. Yani az önce aslında Murat Bey de bahsetti. Bütün bu projeler bir özelleştirme projesi. Anayasaya göre kıyıların kullanımı halkın eşit kullanımına açık alanlardır. Şimdi burada birincil olarak Galata Port'ta yapılan bir özelleştirme süreciyle bağlantılı olarak bir özel proje alanı, şirketler belli. Kıyılar doldurularak bunların üzerinde yapılar yapılıyor. Arkadaki bütün boğaz süliyetini oluşturan tarihi doku gölgeleniyor. Ve böyle devam eden bir süreçten başlıyoruz. Dolayısıyla birinci başlangıç noktası itibariyle zaten bu kültür yolu projesinin biz biliyoruz ki aslında doğrudan doğruya bizim dava açtığımız proje alanıyla başlıyor. İkincisi Galata Kulesi. Bu 4 numaralı fotoğraf. Bak burada şey de görünüyor. Galata Kulesi ile ilgili de biliyorsunuz aslında hemen bir restorasyon süreci başlamıştı ve bu restorasyon sürecinde de işte Hiltilerle bu Ceneviz surlarının tam en aşağıdaki kapanlarla başlayan uygulama. Evet. O arada vakıflara devredildi Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınarak ve hızlı bir restorasyon süreci ki restorasyon süreci başlamıştı, koruma kurulundan projeler daha sonra onaylatıldı. Dolayısıyla hani burada da böyle bir şey var. Bir taraftan mülkiyet devri. Şunu da söylemek lazım. Vakıflara devredilen mülkiyetlerde şöyle bir durum var. Vakıflar doğrudan doğruya bu mülkiyetleri kendileri işletmedikleri için aslında bir özelleştirmenin aracı haline getirildi. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü biliyorsunuz doğrudan doğruya Kültür Bakanlığı'na bağlı. Biz şimdiye kadar meslek odası olarak da en çok uğraştığımız işte 644 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurulan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın korkunç yetkileri, hani genişletilmiş yetkilerle kentin her yerinde hatta kırsal alanlar üzerinde söz sahibi olması, toplum ticaresi ve emlak gayrimenkul yatırım ortaklığıyla birlikte de kent üzerinde pek çok olumsuz projelere yol açmasıydı sebebi. Şimdi burada aslında ikinci bir partner olarak devreye Kültür Bakanlığı, üstelik de Vakıflar Genel Müdürlüğü eline geri alınan mülkiyetler üzerinden Kültür Bakanlığı'nda devreye girdiğini görüyoruz. Tam orada isterseniz bir bekleyelim. Murat Bey'e dönüyorum ben. Çünkü vakıflar ile ilgili olarak Murat Bey'in kitaplarında çok ciddi çalışmalar var. Evet. Şimdi Eser'in daha önce program öncesinde konuştuğumuzda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu sistem üzerinde çok güzel çalışıp doyum noktasına geldi. Artık onu kenara bıraktılar. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla vakıflar üzerinden yeni bir alan açıldı. Bu alan nasıl açıldı? Neler oluyor? Zaten şimdi Esin Hanım anlatırken aklıma da şey geldi. Hemen sahil ve kıyı şeridindeki bulunan bütün önemli yerler MUÇEV'e devredildi biliyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili bazı çalışmalar yapıyor ve en önemli yerlerimiz MUÇEV'e devredilerek bir şekilde oraların tahsis, yine tırnak içerisinde tahsis edildiğini görüyoruz biz. Tabii buradaki ilişkilere baktığınız zaman siyasi iktidardaki bulunan siyasi kurumla bir bağının olduğunu da görüyorsunuz. Oradan olan emekli olan kişilerin ya da orada yönetimde bulunan bazı kişilerin bu vakfın da yönetiminde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kültür yolu denildiği zaman Esin Hanım anlatırken bizim Kültür Bakanlığımıza bağlı olan, ki özellikle vakıflar buraya bağlandıktan sonra bu vakıfların bağlı olduğu kişi benim çok dikkatimi çekmişti. Daha önce de bunu dile getirmiştim. Yine eski Beyoğlu Belediye Başkanı Belediye Başkanımız. Oradaki şu andaki bu projeden sorumlu kişi. Şimdi kendisinin belediye başkanlığı döneminde gezi olayları da başlamışken ve aynı keza oradaki birçok projede tartışmalı işlemler yapılırken kendisine bu yetkinin verilmesi de ayrıyetten bir ironik bir bağlantı gibi geliyor bana. Çünkü bu yapılan, biraz daha net konuşmak gerekirse, ben gazeteci olarak sadece böyle son derece rahat, lütfen. Ben rahatım zaten ama hani böyle burada. Esin Hanım'ın yanındayken şey konuşmaya çalışıyorum işte biraz daha hiç, böyle. Siz gayet net, biz bizeyiz, yabancı yok. Ben bu iktidar döneminde ve bu dönemde yapılan birçok çalışmanın ne yazık ki halkın yararına yapıldığını düşünmüyorum işin açıkçası. Bunu en güzel örneğini de Galata Kulesi'nin restorasyonu kısmında gördük. Sadece Hiltilerle kırılan, binlerce yıllık tarihe ait olan ve Cenevizler döneminde yapılmış olan bir kulenin bir vakfa iadesi gibi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir vakfa iadesi gibi mazbut vakıfların
ta Osmanlı döneminde yaşamış olan vakıfların bugünkü haklarının iddia edilmesi basit bir olay gibi değil bunlar. Değil. Bunlar basit olaylar değil. Değil. Mesela evet. Haydarpaşa Garı'nın, Sirkeci'nin bir şekilde ihalenin içerisinde, tırnak içerisinde iptal edilmesine rağmen hala ısrarla o projenin devam ettirilmesi ve aynı keza Galata Kulesi'nin ya da diğer yapılacak projelerin de altyapılarının değiştirilerek bu mazlut vakıflara devredilmesi kesinlikle mimari ya da kültür başkenti ya da kültürle ilişkilendirilecek herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada tamamen tırnak içerisinde yine bir çıkar söz konusu. Bu çıkarın da halkın yararına olduğunu düşünmüyorum ben. Buradaki altyapıda nelerin arzulandığını işte Galata Port ihalesinde gördük. Ofer ailesine verilmişti. Daha sonrasında itirazlar oldu. O ihaleler iptal edildi. Başka şeyler oldu. Ofer ailesi dediğimiz zamansa Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu belki de en önemli kurumlardan biri olan Türk Telekom'un içinin nasıl boşaltıldığını gördük. Türk toplumu olarak ve gazeteciler ve bu konuda uzman olan kişiler bağırdık, bas bas bağırdık, dedi ki yapmayın. Bakın bu çok stratejik bir kurumumuz. Eğer burası özelleştirilirse ve bu özelleştirme neticesinde biz stratejik öneme haiz olan bir kurumumuzu kaybedeceğiz dedik. Dinlenildi mi? Hayır. Peki ne oldu? Bu kurum geldi. Bütün mal varlıklarıyla birlikte ki yapmaması gereken birçok şeyi yaptı. Özelleştirdi, sattı içerisindeki birçok şeyi. Bankalarımızdan kredi çekti. Ödemesi gereken paraları ödemedi. Elini yüzünü yıkadı ve çıktı gitti. Bütün parayı aldı, yurt dışına götürdü. Ne oldu? Bankalarımıza kredi ödenmedi ve biz şu anda onlarla uğraşıyoruz hala. Evet. Bankalar o parayı tahsil etmeye çalışıyor. Kim buradaki zarar uğradı? Kamu. Çünkü evet. O paralar o kişilerin cebinden çıkmayacak. Ya da orayı özelleştirilirken otel odasında babalar gibi satarım diyen ve şu anda rahmetli olan kişilerin cebinden çıkmayacak onlar. Çünkü onların kafasındaki sahipler başka. Kimin cebinden çıkacak? Türk toplumunun cebinden çıkacak. Hani yoksul Türk halkının cebinden çıkacak. Milletvekili dedi ya, kanırta kanırta milletin midesinden, cebinden çıkıyor. Esin'cim şimdi size şey soracağım. Bu bir 30. madde Vakıflar Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Şimdi Murat Bey'in de bahsettiği. Evet. Bu değişikliğin içeriği neydi? Niçin yapıldı? Ve neyin yolu açıldı? Birincisi şunu söylemek lazım. AKP iktidarı çok uzun süreli planladığı işleri hayata geçiriyor. Yani biz bunları... Evet yani hani az önce bahsedildiği gibi eski Beyoğlu Belediye Başkanı'nın şimdi Kültür Bakanlığı'nın yanında yer alması, yardımcısı olarak yer alması, bu süreçler aslında daha önceden oluşturulan projelerin hayata geçirilmesi için etap etap hazırlanmış çalışma alanları. Şimdi 2008 yılında o zamanlar işte Avrupa Birliği uyum süreci işte hani bir takım görüşmeler filan da yapılıyordu. Hani şimdi bunların hepsinden vazgeçildi ama o dönem azınlıklara ait vakıfların, mülklerinin geri verilmesiyle ilgili bir süreç konuşuluyordu hatırlarsınız. Hı hı. Ve burada Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi not aldım. Şöyle, 30. madde vakıf yoluyla meydana gelip her ne surette olursa olsun hazineye, belediyeye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıflar kültür varlıkları mazbut vakıflarına devredilir diye bir cümle. Şimdi peki bu nasıl kullanıldı? Bunun gündeme getirilmesi Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde oradaki dönem, yani daha hoşgörü... O dönem hatırlayın toplumda da çokça konuşuldu. Evet. Azınlık vakıflarının evet. mülklerinin bir kısmı kendilerine geri iade edildi. Hı-hı. Bir kısmı iade edilmedi ki şimdi aslında bu Beyoğlu Kültür Yolu üzerinde biz doğrudan doğruya kamunun elindeki yani belediye olan kamunun elindeki ortak mülkiyetlerimizin vakıflara devredilerek nasıl özelleştirildiğini anlatacağız. Ama bu arada azınlık vakıflarının mülklerine ne olduğunu hani onlar da yazılı için onların da durumunu sorgulanması gerekiyor. Dolayısıyla bu madde üzerinden şöyle bir şey yapılmadı. Mesela özelleştirildi, A şahsına geçti ama işte ne bileyim daha önceden hani gerçekten bir kamu varlığı olarak kalması gerekiyordu. Bunun mazbut vakfına devrolmasından bahsetmiyoruz. Şu anda yapılanlar doğrudan doğruya kendisi gibi olmayan, kendisinden daha farklı bir siyasi yapı, Büyükşehir Belediyesi için söylüyorum, onunla restleşmek üzerine ya da onunla zaten bu işleri yapamayacağı için doğrudan doğruya bir el koyma yöntemiyle. Yani Galata Kulesi, Ceneviz dönemi, arkasından Bizans, arkasından Osmanlı'da kullanılmış bir şeyin, yapının hani Osmanlı döneminde bir vakıf eliyle üretilmiş olmasının nasıl bir şeyi vardır? Kule-i Zemin Vakfı ile nasıl bir bağlantısı kurulabilmiştir bunların? Gerçekten kara mizah. Şimdi bu 30. maddeye ilişkin somut bir örnek mesela söyleyecek olursak. Şimdi 30. maddeye istinaden... Atıyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeki bir mülkiyeti... Gezi Parkı. Gezi Parkı var. O da şeyle
tartışmalı bir konudur bence. Gezi Parkı da tartışmalı bir konudur burada. Onu da mesela 30. maddeye istinaden almışlardı. Vakıflara devredilen, zaten Vakıflar Kanunu'nun hani 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine göre zaten devirler yapılıyor. Dolayısıyla nereyi devrederse devretsin, hatırlayın işte bütün bu açıklamaları bizler yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden bir basın açıklaması yapıldı. Ne var ki denildi. Said Halim Paşa Yalısı'nı da vakıflara devrettik. Selimiye Kışlası da oraya gitti. Adli Sultan Sarayı, Pera Palas, Vefa Lisesi, Şişli Etfal. Bunların tamamı zaten... Söyledikleriniz her biri bir program... Devamı var. 1014 tane dedi bunları. Yani açıkça basın açıklamasında 1014 tane kültür varlığı mazbut vakıflarına devredilmiştir dedi. Hani bunların içerisinde az önce saydıklarımı ifade etmiş oldu. Şimdi 1014 tane vakıf eseri hangileridir? Yani biz şu anda sadece Kule-i Zemin Vakfı, Galata Kulesi ve biraz sonra Gezi Parkı'nı konuşacağız. Daha da tuhafını söyleyelim. Galata Kulesi'nin olduğu parsel Kule-i Zemin Vakfı'na devredildi. Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınarak. Önündeki meydan, şimdi bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Meydan dediğimiz parsel numarası olmayan bir alandan, kamusal bir alandan bahsediyoruz. Bu alana parsel numarası verip kulenin olduğu parsele onu ihtas edip yani katıp bunu da vakıflara geçirmek üzerine çalışma yapıyorlar. Şimdi önceki meydan için diyorsunuz. Önündeki meydandan bahsediyoruz. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla burada bir yetki nedeniyle yapıyor bunu. Doğrudan doğruya aslında Büyükşehir Belediyesi'ni bypass ederek oradaki kültür yolu projesi ve işletmeleri, orada İBB'nin de işletmeleri var kule dibinde biliyorsunuz. Aslında bunları onun elinden almak. Az önce Murat Bey söyledi. Bütün bunlar bir özelleştirme süreci ama özelleştirirken de vakıflar kendi ellerinde, bakanlıklar kendi ellerinde bunları ihale edip tahsis yaparak 49 yıllığına tahsis. Zaten bunların süreçleri gidecek firmalar belli. Dolayısıyla az önce bahsettiğim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yanına aslında devam eden süreçte bir ikinci olarak da kültürün pazarlanması üzerinden, ki bu ekonomik tercihtir biliyorsunuz, AKP iktidarı bütün üretimle ilişkisini kesti. Sadece tüketim ekonomisi Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle inşaat sektörü üzerinden, Kültür Bakanlığı üzerinden de tarihi İstanbul'un kültürel varlıklarının pazarlanması üzerinden, bunu sadece İstanbul için konuştuğum için böyle söylüyorum ama Türkiye'nin her yerinde de bunu yapmaya devam edecektir. Bunu söylemek gerekiyor. Evet, şimdi aslında konuyu anlatırken hani konunun içinde olan bizler bir anda böyle tıkır tıkır kafamızda değerlendiriyoruz ama izleyen izleyicilerin böyle hani maçta geriye sararlar, hareketi tekrar şey yaparlar. Çünkü çok, çok önemli. Yani çok ciddi bir konu. 1140. 1014. Ha, 1014. 1014 tane taşınmazın bir şekilde mülkiyeti vakıflara aktarılıp vakıflar bu 1014 mülkiyet üzerinde, şimdi mesela şey çok ilginç geldi, Galata Kulesi'nin önündeki meydanın dahi bir parsel numarası verilerek o mülkiyet içerisine alınıp bütün bunların birilerine işletme adı altında 29 ve 49 yıllığına kiraya verilmesi. O zaten gitti. Yani 29-49 dedi mi gitti. Bizim ömrümüz de bitti. O yeni bir yasa çıkarttılar. Kiralananın bilmem nesi, eyvallah. Şimdi bu kadar korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Elbette ama daha da bence tuhafı bu Beyoğlu Kültür Yolu, hani biraz sonra devam edeceğiz bu kültür yolu üzerindeki evet. Yapılara tescilli kültür varlıklarına neler yapıldığını. Buradaki problem aslında AKP iktidarının Cumhuriyet Türkiye'sinde oluşturulan kent mekanlarını yok etmek üzerine çok projeci bir yaklaşımı var. Yani o siyasi iktidar bütün bunları yaparken aynı zamanda da kendi anlayışını, o baskıcı anlayışını ve Cumhuriyet'le hesaplaşma anlayışını da bu kent mekanları üzerinden sürdürüyor. Devam ettiğimizde çünkü Galata Mevlevihanesi var mesela 5 numaralı slaytta. Bu bir mevlevihane olarak yapılmıştı. Hı hı. İlk mevlevihanelerden biri İstanbul'daki. Müze olarak da hala müze olarak kullanılıyordu. Arkasından işte yani Divan Edebiyatı Müzesi'ydi. Tekrar değiştirildi. Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak devam ediyor. Tarık Zafer Tunay'a var hemen bunun arkasında. Belediye mülkiyetindeydi. Bir ara Beyoğlu Evlendirme Dairesi olarak kullanıldı. Beyoğlu Belediyesi'ne verilmişti. Sonra Kültür Bakanlığı'na verildi.
mülkiyet yine gitti. Şimdi belediyenin mülkiyeti ve vakıflar mülkiyeti arasındaki fark çok açık. Belediye demek biziz. Yani kamu mülkiyeti. Halk. Hepimizin ortak mülkiyetinden bahsediyoruz. Doğrudan vakıflara geçmesi bir kere onun işletme yöntemiyle itibaren de özelleştirme süreci anlamına gelir. Narmanlıhan var 5 numaralı slaytta. Şimdi mesela, Narmanlı'ya girmeden isterseniz ekranda kalsın. Ben yine Murat Bey'e döneceğim. Şimdi bu vakıflar üzerindeki bu entrika gerçekten çok ilginç. Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki bu tapu ve tapu kayıtları ile ilgili şeyler çok farklıydı. Bu enteresan, bu 30. maddeyi gelip yerleştirip 30. madde üzerinden Esin Hanım'ın biraz önce bahsettiği, yani Selim Yakışlası'ndan bahsediyor. Yani evet. Selim Yakışlası. Ama bu arada hemen şeyi söyleyeyim. Selim Yakışlası'nı hepimiz biliyoruz değil mi? Yani hani 10 yıl aşkın bir süredir otel olması yönünde. Yani önünün liman projesi var. Selimiye'nin otel olma projesi var. Projesinin o büyük Üsküdar alanını da kapsadığı Taşköşe'deki İstanbul Teknik Üniversitesi binası. Değer biçilemiyor ya. Elbette. Bir de şöyle düşünmek lazım. 15 Temmuz'dan hemen sonra aslında bir de askeri alanlarla ilgili, yani Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisi yapılmış alanlarla ilgili DOTAS'lar iptal edildiği için Selim Yakışlası da aslında bunlardan bir tanesi. GATA'nın olduğu yer Kadıköy'de öyle. Şimdi dolayısıyla bu şehrin içerisindeki askeri alanlardan boşaltılmış, askeriyeden boşaltılmış bu alanların da yeniden kullanılması, boş arazilerin doğrudan imar yapılaşması, Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden, kültür varlığı varsa üzerinde, kışla yapıları varsa, ki hani Gezi Parkı'nda belki konuşuruz onu, kışla yapıları da varsa doğrudan doğruya bunların vakıflara devredilmesi, işte mazbut vakıflarına devredilip oradan yeniden aslında özelleştirme süreciyle. Ki ona da artık izin verilmiyor. Şöyle, mesela Başakşehir'de yine askeriye ait olmuş olan bir arazide, çok büyük bir araziden bahsediyoruz. 300 milyon TL değeri varken bir gece içerisinde oranın üniversite alanı olması kararlaştırılıyor. Bununla ilgili de yazışmalar yapılıyor. Normalinde devlet kurumlarında bu tür yazışmalar, eğer siz kalkıp da AKP destekçisi bir kurum değilseniz ya da bir şahıs değilseniz ya da vakıf değilseniz, bu tür yazışmalar yaptığınız zaman minimum 2-3 yılınız var. Cevap almanız, cevap vermeniz, gelmesi, gitmesi falan muhteşem zamanlar alıyor ama söz konusu AKP'ye yakın vakıflar olunca bu süre inanılmaz kısalıyor. Mesela bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın asıl sorunları gündeme getirilemezken bir vakıfın kuracağı üniversiteyle ilgili askeriyeye ait olan arazi bir günde izin çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da görüş yazılıyor ve bedel biçiliyor. 300 milyon TL'lik arazi 3 milyon TL'ye veriliyor ve şu anda oranın üzerinde çok büyük bir üniversite alanı var. Ve orası yetmiyor. Daha da arazi isteniyor orada. Bahsettiğimiz arazi gidip gördüğünüz zaman devasa büyüklükte olduğunu göreceksiniz. 300 milyon bir arazi 3 milyon TL'ye verildi. Bir gecede bitiriliyor. Aynen öyle. Bunun evet. Bila bedel verilmişi var. Yani Kartal'daki Cevizli Tekel alanı biliyorsunuz. Evet. O zaman Şehir Üniversitesi Bilim ve Sanat Vakfı'na ait. İlişkileri de iyiydi o zamanlar. Siyaseten bir şeyleri yoktu, hesaplaşmaları yoktu. Bila bedel verildi 300 bin metrekarelik bir alan. Yani sonra orası Halkbank'a teminat gösterildi. Bunun için kredi çekildi. Halkbank'a teminat gösterildi. Arkasından Şehir Üniversitesi, Hami Üniversitesi olan Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Ve kampüs de Marmara Üniversitesi'ne devredilmiş oldu. Ve sonuç itibariyle orası ortak mülkiyetti. Şimdi kamu yine Marmara Üniversitesi'ne ait yeni bir üniversite kampüsü yapılıyor. Maltepe'de askeri alanın olduğu bölgeye yapılıyor. Askeri alanda orası. Kenan Evren Kışlası. Kenan Evren Kışlası'nın üst tarafı. Evet. Dağ yoluyla çıkarsınız. Devasa bir inşaat. Orada zaten görürsünüz. Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi kampüsü diye yazıyor. Külliyesi. Ve inşaat külliyesi başladı orada. Külliyesi. Ben yönetmen arkadaşıma buradan dedim ki ver mehteri diyeceğim ama bizde mehter marşı yok. Ayarlar mısın? Ara sıra ver mehteri çünkü öyle yapıyorlar. Yani şurada konuşmuş olduğumuz araziler. Ben bir dosyanın üstüne gittim Osman Bey. O da şöyle, Küçükçekmece'de Zirai Karantina Müdürlüğü vardır, bilir misiniz? Ki bu Zirai Karantina Müdürlüğü çok önemli işler yapar. Yurt dışına göndereceğimiz ve yurt dışından gelen malzemelerimizle ilgili. Yani gıdayla ithal ettiğimiz malzemelerin burada analizleri yapılır, testleri yapılır. Buradaki GDO'lu malzemelerin tek analizinin yapıldığı yerdir Zirai Karantina Müdürlüğü. Daha önce başka bir yerdeydi. Taşıdılar Küçükçekmece tarafına. Orada yine bir vakfa ait bir ismini söylemeyeyim yine. Bir vakfa ait üniversitenin benim için sorun yok. Sizin programınız için söylüyorum. Niye problem? Ne sorun olacak? Biz burada belgeleri, bilgileri konuşuyoruz.
Diyorum ya, ekrandan söylüyorum. Bizim anlattıklarımıza istinaden cevap hakkı kullanmak isteyen açar telefonu veya buyursun gelsin, programımız açık. Saat 10'a kadar sürüyor. Kapımız açık. Evet. Şimdi buradaki Sabahattin Zaim Üniversitesi ve aynı zamanda İlim Yayma Vakfı, az önce bahsettiğim TÜRGEB'in vakıfları, bunlarla ilgili üniversiteleri var, özel üniversiteleri. Küçükçekmece arazisi de o zirai karantinin hemen yanında üniversite var. Şimdi üniversite, ki bunu hala yalan, ben defalarca yazı yazdım, ilgililerine ulaşmaya çalıştım, televizyonda anlattım, geri dönüş olmadı. Şimdi geliyor, deniyor ki biz diyor üniversitenin arazisini genişleteceğiz, burayı da istiyoruz. Zirai karantinaya da Tarım Bakanlığı'ndan aranıyor. Sözlü olarak bakın, yazılı, hı hı, bir şey de yok. Burayı bir an önce boşaltacaksınız diyor. Zirai karantina diyor ki ya hiçbir kardeşim, resmi kayıt yok. Hiçbir şey yok. Daha ya kardeşim diyor. Alan olduğu için bizim de. Bizim diyor elimizde şu anda analiz ettiğimiz ürünler var ve buranın taşınması öyle kolay değil. Buradaki her şey hassas. Yani o kadar çok hassas cihazlar var ki ve şeyi de, ithalatı da ihracatı da durdurmamamız, engelletmememiz lazım diyor. Hayır kardeşim diyor, taşıyacaksınız diyor. Alel, bize diyor bari bir bina gösterin, oraya yapana kadar bekleyin, taşınacaksınız diyor. Alel acele oradaki Zirai Karantina Müdürlüğü'nü Atatürk Havalimanı'na taşıyorlar. Evet. Oradaki arazi boşaltılıyor. Şimdi oranın, şimdi takipteyim ben. Gittim fotoğraflarını çektim, çekim yaptım. Orası üniversite arazisi olacak dendi. Bekliyorum şimdi ben. Ne zaman olacak? Çıkacak? Tabii ne zaman yapılacak? Halkın sağlığının mı önemi var? Yoksa bir üniversitenin arazisini büyütmeye mi ihtiyacı var? Burada halkın sağlığı hiçe sayılıyor. İşte evet, ben yaptım oldu, boşaltacaksın. Demek ne demek, biz hukuk devletiyiz ya. Evet. İşte buradaki araziler ne yazık ki bizim zaten endişelerimiz bu. Esin Hanım'ın anlattığı, kesmemek için de zevkle dinliyorum sizi. Buradaki anlatılan şeylerin belki de gerçekten toplum yararına olduğunu benimseyebilmek amacıyla bu yapılanları gördüğümüzde kesinlikle ben bununla bir kanaat olmadığını düşünürüm ve diyorum ki mümkün değil toplum yararına olması. Ben bugüne kadar 20 yılda ya bu gerçekten toplumun yararına olmuştur denilen şeyler birilerinin cebine konulan rant oluyor. Ben bunu görüyorum her zaman bu yapılan projelerde. Mesela AKM ile ilgili, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili yapılan ihalelerde ben anlattım. Ve dedim ki buranın ihalesi bir şirkete veriliyor. Buranın içerisinde ses sistemiyle ilgili bir ihale yapılıyor. Türkiye'ye özel, kişiye özel, firmaya özel resmi gazetede kanun çıktı. Kanun çıktı. Dedi ki noter sözleşmesiyle bunlar halledilebilir dendi. Ve bir seferliğe mahsus dendi. O firmaya özel kanunlar çıkarıldı. Biz 47,5 milyon sadece ses sistemine, 47,5 milyon euro sadece ses sistemine para vereceğiz orada. Bunların hepsini gördüğümüz zaman ben de her zaman şey oluyor. Acaba evet, sorusunun da karşılığı her zaman evet, sizin anlattıklarınız oluyor. Narmanlı hala geleceğim ama mehter gerekiyor gibi geliyor. Kumanda odasındaki arkadaşlar herhalde yok, mehter mi olacaklar. Gerek yok. Biz şimdi Narmanlı Han'da değişim oldu. Bir restorasyon yapıldı. Ben hatta hatırlarsınız restorasyon öncesi onu programa taşımıştım. Evet, İçeride fotoğraflar evet, çekmiştim. Narmanlı Han'ın tabii biz sizin bahsedeceğiniz biçimde konusu var. Bir de içinin boşaltılması, o özelliğinin yok edilmesi, sıradan bir ticari kurum haline getirilmesi olayı var. Kültür Yolu şimdi, projesinin zaten hani temeldeki en büyük sorunu bir yağma yolu, aynı zamanda bir özelleştirme yolu, bir ticaret yolu. Aslında bunun doğrudan doğruya bir kültür yoluyla bağlantısı yok. Bizim de üniversite hayatımız boyunca en çok vaktimizi geçirdiğimiz İstiklal Caddesi'ydi, Atatürk Kültür Merkezi'ydi, Taksim Meydanı'ydı, Gezi Parkı'ydı. Hani ve bu İstiklal Caddesi üzerindeki sahaflardı, sinemalardı. Şimdi ama hani son yıllarda özellikle İstiklal Caddesi üzerinde yapılanlara bakıldığında doğrudan doğruya ticarileşmiş bir alandan bahsediyoruz biz. Şimdi Narmanlı Han, halbuki burada bir kültürel şey vardı, potansiyel vardı, çok renklilik vardı. Derin bir tarihi var. Bir sürü karşıtın bir araya geldiği, farklılıkların bir arada olduğu bir mekandan bahsediyor. Burada tek tipleşmiş bir model üzerinden gidiliyor aslında. Şimdi Narmanlı Han deyince aklımıza ne geliyordu? İç avlusu var, işte Han'ı kullanan işte Aliye Bergerler var, Ahmet Hamdan Pınarlar var, Bedri Rahmi Eyüboğlu var. Ya Allah aşkına bu restorasyondan sonra baktığımızda ki restorasyon süreciyle ilgili Mimarlar Odası olarak biz de pek çok şey söyledik. Doğrudan diyor ya bir kültür varlığına bu boyutta bir müdahale. İşte altındaki bodrum katları, binanın çok büyük bir kısmının yıkılıp yeniden yapılması, restorasyon kriterlerine, koruma kriterlerine
aslında hiç de uymayan uygulamaların yapılmasıyla böyle bir hal aldı. Ama şöyle bakılıyor ve şöyle pazarlanıyor, gıcır gıcır bir bina oldu. İhya. Kültür varlıkları, tam da ihya da değil ama hani öyle deniyor böyle ya yarı şimdi, buçuk. İhya ediyoruz ihya. Deniyorlar. Evet, o anlamda evet. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim, İstanbul'a dışarıdan gelen bir turist olsam, Narmanlı Han'ın şu anda içindeki kafeler veya ticarete açılan fonksiyonlar beni hiç ilgilendirmez. Çünkü o fonksiyonlarla ilgili bir sürü yerde buna benzer bir sürü şeyler var. Ben buranın, bu binanın içerisinde buram buram kokan tarihini, onun derinliklerini keşfetmek isterim. Biraz önce paylaştığınız yazarların, sanatçıların yer aldığı. Onu o haliyle tanımak isterim. Çünkü o bina o haliyle var idi. Şimdi dediğiniz gibi gıcır gıcır boyanmış bir bina ekranda şu anda fotoğrafı. İçeri giriyorsunuz. Zaten içeride ağaçlar maaşlar kesildi. Evet, her yer mermer hamam gibi. Yani ki burada da bunu belirtmemde fayda var. İçerideki yapım ve inşaat sırasında aldığım fotoğraflar var. Hepsi benim arşivimde duruyor. 300'e yakın. İleride burayla ilgili yine bir program yapacağız inşallah birlikte. Orada onları kullanacağım. Duvardan sökülen seramik parçaları, seramik çinileri vardı. Hepsi çöp olup atılıyordu. Bir tanesini aldım, kurtardım. Hala bende ofisimde duruyor. O pencere parapetinden sökülmüş olan o malzemenin yerine bugün baktığımızda o parapetin altı komple çini kaplıydı. Bir tane diagonal yeni yaptırılmış absürt bir şey yapıştırmışlar oraya. Ve bunun adına da koruma ve restorasyon diyebiliyorlar. Söyleyecek iştah bulamıyorum açıkçası. Ya burada elbette hani bir yaşayan mekan olarak ve içindeki kullanıcılarıyla bir değer katıyordu. Yapının kendisi ve kullanıcılarının ortama kattığı bir değer vardı. Burada o değerin de yok olduğunu söylememiz mümkün. Mesela bir devam edelim hızlıca aslında. Hı-hı. Mısır Apartmanı, işte bu da Mehmet Akif Ersoy'un işte yaşadığı bir daire vardı burada. Burada da çok tuhaf şeyler oldu. Mehmet Akif Ersoy'un dairesi diye önce başka bir daire yanlışlıkla Kültür Bakanlığı kamulaştırdı ve en nihayetinde ikinci, üçüncü seferde daireyi buldular. Yine Emek Sineması... Ben bunu bilmiyordum. Evet yani hani... Mehmet Akif Ersoy'un evi diye başka bir ev özel kamulaştırdı. Evet, onları da sizinle. Bu da benden size olsun. Oradan duyun, başka şey çıkmasın. Demirören'in yani bu Emek Sineması 2013 sürecinde hani bu yıkılma süreci yeniden çok uğraştık. Gerçekten Mimarlar Odası olarak da bu Emek Sineması'nın yıkılmaması için çok ciddi çaba sarf etmiştik. Arkasından Atlas Basıcı, Atlas Sineması'nın olduğu 8 numaralı slide. Hızlıca geçmeye çalışıyorum. Burada Atlas Sineması'nı hani biz de öğrenciliğimizde çokça kullandık. Sonrasında da çokça kullandığımız bir alandı. İşte burada bir sinema müzesi yapıldı. İşte hani bunların içerisinde en az müdahaleyle restore edilen yapılardan bir tanesidir. Ve zaten bütün Kültür Yolu projesini açıklarken de aslında bu Atlas Sineması'nda sanatçısıyla birlikte yapılan açılışta bütün bunları da ifade etmişlerdi. Devam edelim. Atlas Sineması'nın içinin görüntüleri de böyle oldu. Yine devam edelim. Maksim'in hemen üstüne neredeyse oturtulmuş gibi görünen işte Taksim'deki cami. İşte bu birkaç gün önce çekilen bir fotoğraf, sevgili Canan'ın çektiği fotoğraflar bunlar. Bu da çok uzun bir süre Taksim Meydanı, işte Maksim tescilli yapı, ona bu kadar yakın büyük bir cami, hani ihtiyaç mıdır orada, cami var. Ama inatlaşarak aslında bütün açılan davalarda düştükten sonra Taksim'deki bu cami de yapıldı. Yine devam edelim. Kültür merkezi, yani, yeni yapılan kültür merkezi. Camiyi konuşurken şunları çok iyi hatırladığım için paylaşmak istiyorum. Murat Bey, sizin de müdahale edeceğiniz şey olursa lütfen katılın. O dönemin başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim ile ilgili olarak ısrarla, hatta son günlerde de yani hani çatlasanız patlasanızın ötesinde yeni böyle inatlaşarak yapılmasını istediği şeyleri ekranlardan bağıra bağıra konuşarak ifade ettiği var. O zaman Taksim'de cami yoktu. Atatürk Kültür Merkezi yerindeydi. Gezi Parkı üzerinde herhangi bir topçu kışlasının adı dahi geçmiyordu. Bunları takır takır ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden o yer altından geçen geçidi bir ulaşım projesi adı altında. Taksim'i yayalaştırma projesi. Yayalaştırma projesi içinde geçirdiler ve adım adım yapıyorlar. Şimdi birazdan siz de anlatacaksınız. Buradan dönüp Gezi Parkı'na geleceğiz. Orada Taksim Meydanı betonlaşmış, eski kimliğinden çok uzak ve Taksim Meydanı'nın özelliği olan, yani Cumhuriyet Meydanı'nın bir takım
gösterilerin, karşı duruşların sezimizi ifade etme alanı olarak kullanılan bu alanın bugün kimliği tamamen yok edilmiş durumda. Çünkü şöyle, o cami projesi de aslında bir bütünün parçası idi. Şimdi bunlar etap etap hayata geçirilince aslında bütünlük kayboluyor. Hani biz biraz bunları arka arkaya saymamızın sebebi bu bütünlüğü aslında izleyicilerimize de ifade edebilmek. Şimdi kültür merkezinin olduğu yer biliyorsunuz Hayat Tabanoğlu'nun projesi 60'lı yıllarda yapıldı. Tescilli modern mimarlık mirası olarak da koruma kurulu tarafından tescil edilmişti. Arkasından tescil kararları kaldırıldı. Sonra işte cephesi korunarak şu andaki yeni kültür merkezi içinde o kırmızı kürenin olduğu yeni kültür merkezi, yandaki otopark alanları da dahil olmak üzere ta Atatürk Kitaplığı'na kadar inen o öndeki ada boyunca devam eden bir kültür merkezi yapısından bahsediyoruz. Bundan sonraki slaytımızı Gezi Parkı, onunla bir şeyi bağlayacağım. Şimdi Gezi Parkı'nın olduğu yere baktığımızda 4 tane parsel mülkiyetleri vakıflara devredildi. İşte Sultan Beyazıt Han Hazretleri Vakfı imiş. Şimdi döndük 30. maddeye. Ne diyor? Kültür varlığı nedeniyle devre yapılır. Burada bir kültür varlığı yok. 1940'lı yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine geçiyor ve zaten 40'lı yıllarda Topçu Kışlası da yıkılmış durumda. Şimdi vakıflara, Mazbut Vakfı'na geri iadesini gerektirecek bir şey yok. Kamunun ortak mülkiyeti, yaklaşık olarak buranın 32 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Bu kadar yoğun yapılaşmanın olduğu bir alanda insanların afet anında toplanacağı, gezip dolaşıp işte oturup dinlenebileceği bir rekreasyon alanından bahsediyoruz. Şimdi 2011 yılında Koruma Kurulu'nun aldığı bir ihya kararıyla burada Topçu Kışlası, olmayan Topçu Kışlası birinci grup tescilli eski eser olarak tescil edildi. Bunun üzerinden 2013 gezi direnişi yaşandı. Bütün bunların sonucunda aslında bakıldığında etap etap Taksim'deki camide, Atatürk Kültür Merkezi de yıkıldı. Yeni bir kültür merkezi isim üzerinden şu anda tartışmaları yürüyor. Ve aslında Gezi Parkı'nın da devrini görüyoruz. Şimdi bu bir hesaplaşma. Şöyle bir hesaplaşma. Aslında bu Beyoğlu, Taksim Meydanı, Taksim Gezi Parkı, arka tarafta bu Beşiktaş'taki stada doğru inen maçka parkların olduğu alanları söylüyorum. Prost'un 1940'ta Cumhuriyet döneminin kent mekanı yaratma projesiydi. Bir meydan vardı Taksim'de, Cumhuriyet Anıtı vardı bu meydanda. Meydan Cumhuriyet Meydanı'ydı, Taksim Gezi Parkı'ydı, arkaya doğru devam eden parklar, İnönü Gezisi olarak adlandırılan alanlardan bahsediyoruz. Şimdi Taksim'de Gezi Parkı'na bu mülkiyetin devrinin sebebi de doğrudan mülkiyet sahibi eğer İBB olsaydı zaten Topçu Kışlası'nı yapamayacaklardı. Vakıflar elinde bunu yapmak amaçları tabii ki. Burada başka bir şey oluyor. Aslında Cumhuriyet'in kent mekanlarını da dönüştürüyor. Yani Topçu Kışlası'nı niye ihya edersiniz? Yani hani kalsaydı, var olsaydı tescilli olarak elbette kullanılacak bir kültür mirasıydı. Ama zaten olmayan bir yapı ihya, bir de böyle ihya var. Hani olmayan bir yapının ihya edilme kararı alınarak yeniden yapılmasından bahsediyoruz burada. Şimdi bu şeyde peki çalışma alanının içerisinde Taksim Meydanı'nın, Taksim Meydanı Cumhuriyet Meydanı'dır, Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı'dır, 77 Meydanı'dır. Bütün aslında toplumsal muhalefetin, işte kadın yürüyüşlerinin gerçekleştiği meydandır. Şu anda Taksim Meydanı'ndan kimse bahsetmiyor. Çünkü hatırlayın 2011 yılında iki tane dolgu yapıldı. 1 milyon 200 bin metrekarelik bu şey Maltepe ve 750 bin metrekarelik de Yeni Kapı dolguları. Evet. Ve o zaman başbakan da çıktı, dedi ki eğer miting yapmak istiyorsanız, ki Taksim'in yayalaştırma projelerinin başlangıcıdır bu ve Taksim'in gösterilere kapatılmaya çalışıldığı dönemde, miting yapmak isteyen Anadolu yakasında Maltepe sahil dolgusuna gitsin, Avrupa yakasındaysa da Yeni Kapı sahil dolgusuna gitsin. Kent içerisindeki meydan kavramının siyasi iktidarın bakışıyla nasıl örtüşmediğini aslında hani biz anlatmaya çalıştık. Meydan dediğiniz kent içi boşluklardır. Gösteri yapılacaksa kentin içerisinde yapılır ve etrafındaki bütün alanları da etkiler. Yani denizin üzerindeki bir dolguda bunları yapmanız mümkün değil elbette. Yani hani kentte bütün bağ kopartılmış alanlar, ki ne yazık ki sonrasında oralarda 1 Mayıs'lar bile kutlandı. Evet. Bunları söyleyebiliriz. Dolayısıyla asıl buradaki durum Cumhuriyet mekanlarıyla hesaplaşmaktır. Yani bu kültür yolu projesi bir taraftan özelleştirme projesidir, bir taraftan kendi yandaş şirketlerine bunların kullanımıyla ilgili devirlerin söz konusu olması, bir diğeri de Cumhuriyet kent mekanlarıyla hesaplaşıp Cumhuriyet'in oluşturduğu bu kent mekanlarını yeniden
aslında kendi siyasi düşüncelerine göre yapılandırma biçimidir. Yani orada o kadar büyük bir cami yapıldıktan sonra Taksim Meydanı'nda bir gösteri yapılması mümkün müdür, değil midir? Ki bence her şekilde mümkün olması gerekiyor. Orası Taksim Meydanı'dır ve hani böyle projelerle de elden çıkartılacak gibi bir durum yoktur. Hepimizin ortak mülkiyetinden bahsediyoruz. Ama Taksim Meydanı'na bu projede verilen fonksiyon doğrudan doğruya bir koridordur. Evet. Yani bütün bu geçişlerin güzergahın içerisinde bir şişmenin olduğu, bir genişlemenin olduğu alandır. Ki Taksim bu Gezi Parkı'nda eğer top çıkışçısını yapmayı başarabilirlerse hep birlikte mücadele edeceğiz. Elbette yapamasınlar diye. Doğrudan doğruya o kadar büyük bir şeyin içerisinde, yapı yoğunluğunun içerisinde işte tek mekan olarak hani onlar da zaten meydanı da bir çeşit park gibi gördükleri için hani orada bir takım düzenlemelerle zihniyetlerinin ya akıllarından geçenin bu olduğunu ifade edebiliriz. Evet burada. Şimdi Murat Bey, AKP iktidarının müteahhit anlayışıyla tam 20 yıllık süre içerisinde yaptıklarını biliyoruz. Biraz önce Esin Hanım da bahsetti. Bütün bunları yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı yol açan bir dozer gibi kullandılar. Alabildiklerine Türkiye'de bütün ekonomi sistemlerini bunun üzerine kurdular. Şimdi harç bitti, yapı faydası. Zaten 5 kuruşta para yok. Bu Kanal İstanbul'a da geçeceğiz birazdan. O nasıl olacak, nasıl çevirecekler. Şimdi de vakıflar üzerinden yeni bir sisteme geçtiler. Fakat buradaki bıraktıkları hasarın geri dönüşü mümkün değil. Yani sizin de dediğiniz gibi 29 yıllık, 49 yıllık kiralama sistemleriyle işletmelerinin birilerine verilmesi, vakıf malı bizim malımız. Yani bizim malımızı bizden alıp vakıflara veriyorlar. Vakıflarla ilgili olarak yeni düzenledikleri 30. maddeye dayalı olarak da yeni bir sömürü sistemi başlattılar. Sizin çalışmalarınız da büyük ölçekte de vakıf mallarının talanı ile ilgili çalışmalar var. Bu konuda biraz daha genişletelim istersen. Anlatayım şöyle, hatta Esin Hanım'ın az önce anlattığı işte Cumhuriyet'in kent yaşamına karşı yapılan çok büyük bir saldırıdır diyor ya. Taksim'deki yapılan cami son dönemlerde dile getirilmiş ve AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca arzuladığı bir şey değildir. Daha öncesi vardır onun. İsmail Kahraman, Sayın İsmail Kahraman 97'de Kültür Bakanı iken yazık öyle bir yere, Taksim'de cami yok ve Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle oraya cami yapacağız demişti. Ve o dönem Semavi Yenice'ydi galiba. Yenice. Kültür müdürüydü. Birinoğlu evet. Kültür müdürüydü. Görevden aldı Profesör Doktor Semavi Yenice'yi. Görevden aldıktan sonra Yenice çok o zamanki işte manşetler vermişlerdi. O dönem ben kültür müdürü olarak beni alabilirsiniz buradan. Vakıflar kültür müdürü olarak beni görevden alabilirsiniz. Ama emin olun ki benim ismim her zaman yaşayacak. Siz bakan olarak esameniz okunmayacak demişti. O dönemde mücadele verilmişti o Taksim'deki cami projesiyle ilgili. Çok uzun dönemlerden itibaren Taksim'le ilgili Sayın İsmail Kahraman'ın bir takım duyguları, düşünceleri var. İşte kitapta da yazdım hatırlarsanız. Taksim'i sadece biz kanlı 1 Mayıs'ta hatırlamıyoruz. Kanlı Pazar'la da hatırlıyoruz Taksim'i. Evet, 69. 69'da o dönemki Komünizmle Mücadele Derneği ve Milli Türk Talebe Birliği'nin genel başkanı olan İsmail Kahraman ve o zaman İlhan Darendelioğlu'yla birlikte Beyazıt'ta yapmış oldukları toplantıda halkı komünistler geliyor, komünistlere ölüm gibi manşetlerle o dönemde daha öncesinde rahmetli olan ve o dönemde çok yazılarıyla bütün İslam dünyasını ayağa kaldıran kişiler o zaman Suudi Arabistan'a kaçıp yazılar yazdılar ve bütün halkı oraya yönlendirdiler ve orada insanlar öldü. Taksim Meydanı hep tartışmalıydı ve evet. O cami projesi de aynı Ayasofya gibi onlar için de temsili bir şeydi zaten. Hı-hı. Oradaki Hı-hı. Amaç insanların gelip aman ibadet yapsın, aman camimiz yoktu orada zaten cami yapsın değil. İdeolojik bir temsili var. Evet. İdeolojik bir temsil kabiliyeti var orada. Amaç farklıydı orada. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zamansa geçen gün sağ olsun Antalya'da çok da sevdiğim bizim gazetemizde Sayın Ahmet Yabuloğlu beni aradı. Ya Murat dedi bir dosyayla ilgili bir dönüş oldu. Haber bombasını birazdan evet. Bir ara vereceğiz. Reklamdan sonraya bırakalım. Vallahi öyle mi? Tamam. O zaman şöyle. 4 dakikamız varmış. Mazmut vakıflar çok iyi irdelenmesi hı-hı. gerekiyor Osman Bey. Bakın. Günümüzde Sarmal kitabını çok fazla anlattım. Yapılmak istenen şeyler
bürokrat yetiştirmek isteniyor mesela, bir vakıf kurulmuş. Bu vakıf mesela, bu kurulan vakıfın mal varlıklarıyla ilgili biz siz bir soru sorduğunuz zaman devlete cevap alamıyorsunuz. Bilgi edinme hakkınız var, gazetecisiniz. Ya bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Ben diyorum ki mesela şu vakıfın kamu adına tahsil, kamunun malı olan ve bu vakıf adına tahsis edilmiş bütün her şeyi öğrenmek istiyorum diyorum. Bu diyor gizli bir bilgidir, verilemez diyor. Mahkemeye veriyorlar beni. Mahkemede yargılanıyorum ya, bundan daha doğal bir hakkım olabilir mi? Evet efendim diyorum, ben bununla ilgili yazı yazdım, doğru. Lütfen beni haksız çıkarın. Bununla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazı yazın diyorum. Bu vakfın kurulduğu günden itibaren ne kadar maddi yardım aldığını ve devletin devlet imkanıyla ne kadar arazi tahsis edildiğini, bina tahsis edildiğini ve tahsisli olan yerlerin listesini isteyin. Ben bunu alamadım. Siz alın diyorum mahkemeliyle. Şimdi ben bunu söyleyince mahkeme reddediyor. Bunun diyor davaya herhangi bir yarar getireceğini düşünmediğimizden dolayı reddine diyor. Halbuki ben ondan yargılanıyorum. Dava konusu. Evet, dava konusu o. Ya nasıl yararın olmaz diyorum. Bunu anlatacaksınız ki benim doğru söyleyip söylemediğim ortaya çıksın. Ondan sonra ne oluyor? Dava düşüyor. Dava düşüyor ondan sonra. Biz bunları öğrenemiyoruz. Benim şu anda mesela yazdım. Geçen gün yazdım. Bursa'da bir ilçe belediyede. Oturmuşlar. Belediye başkanıyla vakıf yetkilileri. Ya biz burayı ihya etmemiz lazım. İşte buraya da biraz şey yapmamız lazım. Para harcamamız lazım filan deniyor. Hay hay deniyor. Ne kadarlık? 7 milyon liralık yardım yapılıyor. 7 milyon liralık. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bursa Büyükşehir'e bağlı bir ilçe belediyesi. İlçe belediyesi. Şimdi 7 milyon TL para aktarırken eğer babasının cebinden aktarırsa rahat aktarır. Ama bu kamunun parası olduğu için ve hiçbir hesap sorma mekanizması çalışmadığı için rahatlıkla harcıyor. Harcayamazsınız kardeşim. O para tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Evet. Vakıf kurebanın hakkıdır. Evet. Siz o parayı harcarken imtina edeceksiniz. Gırtlak yedi burundur. Altısını yutup birini konuş derler ya. O parayı harcarken o yedi tane gırtlaktan tek tek geçirmeniz lazım. Harcayamazsınız. Oradaki vakıfın, dinci vakıfların kendi isteklerine göre siz oradaki harcamayı yapamazsınız. Yapamazsınız. Hemen şeyi de sorayım size. Bu açıklanmıştı aslında ama tabii bir geçiyor. İnsanların pek belleğinde kalmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür vakıflara aktardığı para miktarı olağanüstü. Evet. Yani Büyükşehir'i kaybetmiş olmalarının vakıflara beslenen damarların kesilmiş olmasından duyduğu rahatsızlıklar olağanüstü. Hakikaten öyle aklı hayale gelecek paralar değil. Yani değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük borçlu belediyelerinden bir tanesi. Ve İstanbul sorunlarıyla mücadele ediyor. Ciddi sorunları var. Depremi bekliyor. Ama kasasındaki paralar bu tür vakıflara bir şekilde armağan ediliyor. Kesinlikle. Evet. Hatta çok güçleniyorlar. Az önce aslında Murat Bey de bahsetmişti biraz. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında belli alanların ihalesi yapılmıştı. Hatırlayın Büyükşehir Belediyesi'nin girip de hani yetkisi yoktur neredeyse, hani yeterliliği yoktur gibi bir şeyle devre dışı bırakılması. Yani işte birkaç sene içinde kurmuş olan Okçular Vakfı'nın o ihaleyi alması. Yani hani sonuçta o da iptal edildi. Okçular Vakfı ile ilgili ve TÜGEV, Okçular, oradaki ihale alan Okçular Vakfı değil, Okçular Vakfı'nın yönetim kurulundaki kişilerle bağlantılı bir kişi aldı. Şimdi kısa bir aramız olacak. Sevgili izleyiciler, hemen reklamdan sonra Sayın Murat Ağırer'in açıklayacağı bir konu var. Onu özellikle reklam sonrasına bıraktım. Siz de bir soluklanın. Çok kısa bir aramız olacak. Kent Yaşam devam ediyor. Elimizdeki dosyaları ve o dosyaların hangi projelerle aktarılmaya çalışıldığını tekrar sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Kent ve Yaşam devam ediyor. Çok değerli iki konuğum var demiştim. Murat Ağırel, gazeteci, yazar. Esin Köymen, TUMOP Mimarlar Odası İstanbul Şube, Büyükkent Şubesi Başkanı. Evet. İlk dönemde, ilk yarıda konuştuklarımızın devamını yapacağız ve arkasından da Kanal İstanbul'a geleceğiz. Murat Bey, Antalya'dan bahsediyordunuz. Evet. Şu bu akşam ekranlardan ilk kez söyleyeceğiz ki bir diğer davalara teşkil edeceği için önemli bu bahsedeceğiniz açıklama. Sizi dinliyoruz. Birçok kişi yazdığım yolsuzluk yazıları ve bu vakıflarla ilgili yazılardan sonra genel kanı olarak artık umutlarını yitirdikleri için hep şunu diyorlar. Ya Murat Bey, siz yazdığınızda ne oldu? Ya da siz yazdığınızda ne olacak? Zaten amacım da işte unutulmasını engellemek.
Daha öncesinde Arnavutköy'de bir vakfı ait, İlim Yayma Vakfı'na ait bir binada Arnavutköy Belediyesi'nin yapmış olduğu bir tadilat vardı. Çatı tadilatı. Bununla ilgili birçok yazılar yazdık biz. Sayıştay da bununla ilgili zaten bulgularında yer vermişti. Neticesinde ne oldu biliyor musunuz? O çatıya yapılan masrafın tamamı çatının yapılmasına izin veren belediye meclis üyelerinin tamamından tahsil edildi. Tamamından. Yani gibi şeyler olabiliyormuş. Tabii ki. Şimdi bunların haklılığı ve hukuki boyutlarını iyi irdelemek gerekiyor. Şimdi yine bununla ilgili bir hanımefendi Antalya'da, Songül Başkaya, Akdeniz Gerçek Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni kendisi. Antalya'da belediye meclis üyesiyken açılışını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir yurtla ilgili, yurdun Türge ve tahsisi ile ilgili bu tahsisi yapamazsınız diye dava açıyor. Belediyeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne dava açıyor. Davada da aslında sonucu öyle bir olaya sebebiyet veriyor ki tüm belediyelerdeki vakıflara yapılan bu tahsis için emsal teşkil ediyor. Neden? Bu dava açılıyor, deniyor ki hayır diyor, siz bunu bu belediyeye, belediye bu vakfa tahsis edemez diyor. Belediyeye ait olan bu taşınmazı, bu taşınmazı siz bunu bu vakfa tahsis edemezsiniz diyor. Bununla ilgili dava açılıyor. Dava açıldıktan sonra reddediliyor. Songül Hanım sorumlu bir yurttaş olarak ve üyesi olduğu siyasi partinin üyesi olarak gerekeni yapıyor. Bunu da bir üst mahkemeye götürüyor. Danıştay'a kadar çıkarıyor. Danıştay öyle bir karar veriyor ki artık emsal teşkil edecek, bütün belediyeler için emsal teşkil edecek bir karar veriyor. Ben bunu özellikle tüm izleyenlere anlatmak istiyorum ki bu aslında Danıştay kararında 5393 sayılı belediye kanunun 75. maddesindeki yetkiyi hatırlatıyor aslında. Bu zaten var. Ama Danıştay bunun bir de altını çiziyor ve sen bu tahsisi yapamazsın diyor. O da şöyle diyor. Meclisin görev süresi boyunca ve meclisi işlevsizleştirilecek biçimde devrinin mümkün olmaması, maddede yer verilen tüm yetkilerin öncesinde bir anlaşma olmaksızın, genel bir biçimde sınırları belli olmaksızın devrine cevaz veren yasal bir düzenlemenin bulunmaması karşısında, maddede bahsi geçen ve tümüyle meclise ait olduğunda kuşku bulunmayan yetkilerin genel biçimde muğlak, hangi proje ve anlaşma için kullanacağı kararlaştırılmaksızın devrine ilişkin meclis kararında hukuka uygun uyarlılık bulunmamakta olup aksi gerekçeyle davayı reddeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir diyor. Buradaki olay ne? O zamanki belediye başkanı Sayın Menderes Türel diyor ki ben bu tür taşınmazların tahsisini yaparken zorlanıyorum kardeşim diyor. Bu yetkiyi belediye meclisinden alıyorum ben kendime diyor. Bütün herkes karşı çıkıyor. Diyor ki hayır kardeşim, bunun kararını verecek olan belediye meclisidir. Sen şahsi olarak buna karar veremezsin ve bu yetkiyi alamazsın diyor. Hayır alırım diyor. Ve bu yetkiyi bir kararla AKP çoğunluğuyla alıyor. Bunun üzerine dava başlatıyor Songül Hanım. İtirazlar ediyor. En son Danıştay hayır diyor, kardeşim bu yetkiyi alamazsın. Ve bu tahsisi de yapamazsın diyor. Şimdi buradaki alınacak tahsis ve bu karar artık tüm belediyelerin üzerinde ki bütün belediyeler tahsis yaparken aynı yöntemi kullanıyor. Yani başkanları direkt yetki başkana veriliyor yetkiyi, başkan da bunu tahsis kullanıyor. Ediyor. Ve bundan sonraki yapılacak Danıştay kararları emsal teşkil ediyor. Ben olsam şimdi bütün peki belediyeler... Peki alınmış bundan önceki kararları... Geçerli hepsine. Hepsi için çünkü geçerli. Çünkü yani... bu dava yeni açılmıyor. Bu dava 2015'te açılıyor. 2015'ten... Ancak sonuçlanıyor. Ancak sonuçlanıyor. Şimdi az önce de Esin Hanım'la reklam arasında konuşurken Ayasofya'yı, ibadete açmayı Danıştay kararına bağlıyorsanız buyurun size Danıştay kararı. Evet. O zaman bütün tahsisleri iptal edin. Elimizde Danıştay kararı var artık. Hukuksa hukuk diyor. Hukuksa hukuk, buyurun hukuk. Evet. Ki Ayasofya kararı tırnak içerisinde aslında mülki hakların hukuki olarak başka bir boyuta taşınmasıdır ama ben buradaki hukukçu olmadığım için bu konuya girmek istemiyorum ama diğer türlü eğer hukuksa buyurun hukuk. Danıştay buna cevaz verdi. Artık diyor ki tahsis yapamazsın diyor. Şimdi bütün belediyeler bu vakıflara tahsis edilmiş kurum şeylerin hepsini, tahsislerin hepsini geri alması gerekmiyor mu? Danıştay'ın kararı var ortada. Bununla ilgili vatandaş olarak bizim başvuru yapmamız mı gerekiyor acaba? Ya da bununla ilgili belediyeler zaten Mart'tan sonra el değiştiren belediyelerde yapılan tahsislerin hepsinin iptal edilmesi gerekmiyor mu bu kararla? Bu örnek teşkil edecek enteresan bir olay. Özellikle burada ben hani bunu bu akşamki programın ana bir haberi olarak aktarmak istiyorum.
bununla ilgili yapılacak olan müracaatların Danıştay kararının emsal teşkil etme biçimiyle mutlaka sonuçlanacağı kanaatindeyim diyelim. Evet, bunu da burada açıklamış olalım. Şimdi Esin Hanım, biliyorsunuz Osmanlı döneminde özel mülkiyet şeyi yoktu. 1926 yılında Cumhuriyet Medeni Kanunları ile birlikte yeni bir dönem oluştu. Fakat bu bilhassa Ayasofya olayında insanlar hani yapılan şeye, çalınan şeye kılıf uydurmak, minareye kılıf uydurmak olarak tabir edeyim. Bunu bu vakfa devri ile ilgili vakıf üzerinden değerlendirerek ele aldılar. Şimdi bu vakıflar olayı nedir? Yani şimdi belki bizi izleyenler de şey yapacak. Vakıf nedir? Ne yapar? Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan bir yerin, yani kamuya ait olan bir yerin, atıyorum işte Okçuluk Vakfı, işte yok şu vakfı, bu vakfı, bir sürü şey var, vakıflar var. Bu vakıflara tahsisiyle ilgili mevzuat nedir? Bunu biraz açabilir miyiz diyeceğim. Öyle tabii. Yani doğrudan vakıflar mevzuatı çok hakim olduğumuz bir konu değil bizim de uzmanlık alanımız içerisinde. Ama şunu söyleyebiliriz mazbut vakıflar için, yani Osmanlı dönemindeki vakıflar için şunu söyleyebiliriz. Bir cumhuriyet, anayasal hukuk devleti, 1926 medeni kanun. Dolayısıyla bütün bu medeni kanunu yok sayan ve geçmişe dönük işlem yapmayla ilgili bir sıkıntı var. Bu aslında Ayasofya'nın, yani kesinleşmiş Danıştay kararı olmasına rağmen, hı hı, cami olarak tekrar kullanılması, ki zaten hani kilise olarak yapıldığını da herkes biliyor. Dolayısıyla böyle bir süreçten bahsedebiliriz. Burada riskli olan şey şudur. Cumhuriyet'in aslında kanunları da, yani özellikle 1926 medeni kanunda tanınmıyor burada. Bu tehlikeli bir boyuttur. Yani bunu önce bir altını çizmemiz gerekiyor. Osmanlı döneminde mülkiyet zaten padişahın, yani üzerindeki tebaasıyla birlikte bütün mülkler padişahın. Dolayısıyla özel mülkiyet yok. Padişahın çevresindekiler, devlet idaresindekiler vakıf eliyle bir takım işletmeler yapabiliyorlar. Hayır işlerini de ancak bu şekilde yapabiliyorlar. Ama ondan sonra artık bir cumhuriyet var. Bunun bir anayasası var, bunun bir medeni kanunu var. Bunlar üzerinden artık özel mülkiyetler var. Dolayısıyla değişen bir sistemden bahsediyoruz. Tehlikeli olan şu, özel mülkiyetten doğrudan vakıflara değil, kamunun kullandığı mülkiyetlerin aslında vakıflara devri gibi işlemler yapılıyor bu arada, gördüğümüz, tanık olduğumuz. Ama tabii o 1014 tane taşınmazın ne olduğunu öğrendiğimiz zaman işin boyutunu... Vermiyorlar. Ben danıştım, vermiyorlar. Yani hani evet, bunu talep etmek gerekiyor. Buradan da yine ben çağrı yapalım. Ben istedim de bu devlet sırrı yani şimdi bu. Ben vatandaş olarak bilgi edinme kanununa istinaden kendim başvuru yaptım. Ben öğrenemedim. Gelen yanıt nedir size? Şöyle, bunlarla ilgili yine aynı verdikleri 4 tane vakıf ismi veriliyor ve bunlarla birlikte 1014 tane diyor. Zaten ben de 1014 taneyi soruyorum. Bir daha yazdım. Daha onun cevabı gelmedi. Evet, yani bunları öğrendiğimiz zaman aslında bu 1014 tane kültür varlığı nerelerdir? Türkiye'nin her yerinde olabilir bütün tabii, bunlar. Tabii. Dolayısıyla nasıl bu vakıflar tekrar işte mülkiyetler hangi vakıflara gitti? Bunları hani şu anda bildiğimiz Kule-i Zemin Vakfı ve işte Gezi Parkı'nın olmayan Topçu Kışlası nedeniyle Sultan Beyazıt Han Hazretleri Vakfı'na gitmesi gibi, eğer tuhaflıklar olacaksa, ki öyle olmuş. Zaten Büyükşehir Belediyesi de her iki mülkiyet için de dava açıyor, mülkiyetlerin tekrar kendilerine geri iadesi için. Bütün bunların son dışında derece bildiğimiz şey de var. Ben mesela direkt gözlemlediğim Beykoz Sırtları'nda böyle TÜRGEV'e verilen bir takım orman arazileri, tahsis edilen yerler, yani Yağma Hasan'ın böyle, yani yeni kimin vakıflara, malını kime veriyorsun? Kapıdan içeri vakıflar giremezsin. Yani orada bir takım tesisler yapılıyor, orman alanları talan ediliyor. Çok enteresan şeyler var. Yani vatandaşlar bunların aslında farkında değil ya. Vatandaş düşmüş geçim derdine, koronavirüs derdine düşmüş. Yani kafasını kaldırıp bir şeye bakamıyor. Küçük küçük punt halinde bazı kurumların, bazı kişilerin bunları gündeme getirmiş olması o anda bir patlıyor. Saman alevi gibi gidiyor. Ama 1014 tane
değerden bahsediyoruz. Taşınmazlar ama şöyle, yani Osmanlı dönemindeki bu mazbut vakıflarla bu son dönem yapılan özel vakıfları birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet. Şimdi evet, yani AKP iktidarı bütün yandaş, eş, dost, hısım, akrabasına özel vakıfları kurdurdu ve kamu mülklerini de özellikle büyükşehir belediyeleri aracılığıyla bunlara da kimi zaman bedelsiz, kimi zaman da çok cüzi rakamlarla da devirlerini yapmıştı. Şimdi bunlar biliniyor. Bu hani biraz kendi siyasetine yeni yakın dönem, paydaşlarını yani yeni da dönemin, aslında evet yani hani onları da güçlendirmenin bir aracı olarak kullanıldı. Tabii büyükşehir belediyeleri kaybedilince bunlar çıkmaya başladı. Yani bu tahsisler de çıkmaya başladı. Düşük bedellerle yapılan tahsisler ya da bila bedel yapılan tahsisler. Tamamına da hakim olunduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bunların çok detaylı olarak araştırılması gerekiyor. Ama o iki vakfı birbirinden ayırmak lazım. Yani Osmanlı dönemindeki mazbut vakıflarla bu son dönem özel vakıfları birbirinden farklı, her ne kadar benzer amaçlarla kullanılmaya çalışılsa da iktidar Şimdi, eliyle. Şimdi Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde Taksim Meydanı'na geldik. Soruyorum, kışla yapılacak mı? AKP iktidarının ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın 2013'teki gezi direnişini bir türlü hazmedemediğini söyleyebiliriz. Yani bunun bütün söylemlerinde kullandığı nefret dili üzerinden de görüyoruz aslında. Halbuki gerçekten hani Türkiye'nin gördüğü, görebileceği en barışçıl eylem, birbirine benzemeyen bütün farklı yapıların uygulanan bütün antidemokratik politikalara, kendi yaşam alanlarına, kendi özel haklarına, bireylerin demokratik haklarına yapılan saldırılara karşı aslında doğrudan bir parkı sahiplenirken bütün bunları da dile getirdiği ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de benzer direnişlerin olduğu bir dönemdi 2013. Bu gezi direnişi tabii yani hani kullanılan dil itibariyle de, iktidar tarafından kullanılan dil itibariyle de biraz böyle ne diyelim, rövanşı alınması gereken bir dönemmiş gibi de ne yazık ki algılanıyor ve bunun üzerinden de aslında kurdukları bütün dili de bunun üzerinden kuruyorlar. Dolayısıyla Gezi Parkı'nda zaten Topçu Kışlası'nın yapılmaması, Gezi Parkı'nın yok edilmemesi, Taksim Yayalaştırma Projesi, AKM'nin yıkılmaması gibi pek çok nedenle bir araya gelen vatandaşların hani oradaki direnişinin karşısında buradaki Gezi Parkı'nın devrinin de doğrudan doğruya Topçu Kışlası'nın ihyasıyla bağlantılı olduğunu ve siyaseten de aslında Gezi'den bir rövanş alma tavrı olduğunu iktidarın söyleyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında alırken bunun için çalışacaktır iktidar. Hı hı. Elbette. Bizler de elimizde kalan hani o bölge için son yeşil alanında yapılaşmaya açılmaması için elbette ki bütün hukuksal mücadelelerimizi sürdüreceğiz. Şimdi şunu da vurgulamakta fayda var. Murat Bey de söyledi, hani rövanş almayla birlikte bazı şeyleri özellikle vitrine çıkartmak ve biz bunları yapacağız ve yapıyoruz hedeflerini ortaya koymak. Fakat bir de şu var. Sayın Topbaş döneminde burayla ilgili, Topçu Kışlası ile ilgili projeler açıklandığında Topçu Kışlası'nın işte kendi tarihi değeri vasfıyla olacağı biçimin ötesinde biraz kafaları karıştıran anlatımları da vardı. İşte kafeler, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezleri falan. O zaman hemen tekrar dönmeye başlıyor. Yani orada bir kışlanın yapılmasının anlamı yok zaten. Dolayısıyla bir fonksiyon. Kimlere verilecek? Kimler buradan nemalanacak? Yani şimdi amaç, hani bakıyorsun biz bunu ihya edeceğiz, eski eseri. Hani her yerde söyledikleri o ya. Ama arkasındaki gerçeğe döndüğümüz zaman farklı şey çıkıyor. Şimdi ben buradan Kanal İstanbul'a geçmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz, bu aktardığımız projeyle ilgili söyleyecek bir şey var mı başkan? Şöyle söyleyebilirim. Topçu Kışlası baskısı olmayan bir kışla üzerinden bir devir, mülkiyet devri baskısı, var olan kışlaların da
kentin içerisinde Taşkış'ta, Gümüşsuyu, askeri yerinin olduğu yer ve makine fakültesinin olduğu bina. Bunlar da var olan kışlalar, yani ayakta olan yani, kışlalar. Bunlara da gelebilir. O zaman yani hani bunların mülkiyetleriyle ilgili de bir durum söz konusu olabilir diye aklımızdan geçiyor. Dolmabahçe'deki gazhanenin mülkiyetinin devri vakıflara yapılıyor ise orada bir şeyler oluyor demektir. Dolayısıyla olmamasını umut ediyoruz ama böyle bir baskı olacağını da şimdiden görmemiz gerekiyor. Topçu kışlasının aslında bir de tarihsel şeyi var. 31 Mart vakasındaki ayaklamanın en kanlı simgelerinden biriydi. İşte bu Topçu kışlasından çıkan kişilerin o dönemki Babali baskınıyla sonuçlanmıştı. İşte bu baskından sonraysa isyancılar ile Rumeli'den İstanbul'a gelen hareket ordusunun bastırılmasıyla ilgili ve çatışmaların da bu Topçu kışlasında devam etmesiyle ilgili bir süreç vardı. Aslında buradaki yaşatılmak istenen ya da vurgulanmak istenen şeylerden biri de buydu. Biri de buydu zaten. Doğru. O gerici isyanın hatırlatılması, işte hesaplaşılması. Çünkü geçmişine baktığınız zaman hep bu türlü hesaplaşmalarla bir şekilde insanların politize edilmesi ve bunun bir siyasi sanki operasyonmuş gibi kutuplara ayrılarak insanların çatıştırılması arzulanıyor. Ve Topçu kışlası denildiği zaman şimdi bütün herkesin tekrardan şeyi başlayacak, tepkisi ve buna vermiş olduğu ideolojik zaten biraz da yapmak istediği ötekileştirme, kavga çıkartmak, kavga üzerinden kazanım kazanmak, yani bu enteresan bir politik süreç yani ve bunu devamlı yapıyor ve şu iktidarda kaldığı süre içerisinde de oynadığı en büyük koz da bu. Şimdi, sadece o değil ama yani kent mekanları değil, üzerinde kendi siyasi aklını yansıtan ve Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşan. Şimdi Ankara'da bunu yaptı. Atatürk Orman Çiftliği'nde olanlar farklı bir şey miydi? Tabii. Ya da Çamlıca Tepesi'nde işte sit alanının içerisinde bir cami yapma projesi, hani cemaatinin bile olmadığı bir ortamda. Yani hani şöyle, tabii her sıkıştığı dönemde iktidar böyle büyük mega projeleriyle devreye girer. Hani ne zaman ki işte biraz şey kaybetmeye, taban kaybetmeye başlar. Bu büyük mega projelerle toplumu aslında kutuplaştırır ya da kendine yakın olanları daha çok kendine bağlar. Şimdi hani biraz sonra konuşacağız. Kanal İstanbul projesi, evet, birdenbire hızlanması, üstelik kullanılan dil itibariyle de karşı çıkan herkese karşı, özellikle Murat Kurum'un kullandığı dile de baktığımızda, hani Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil de çok da farklı değil. Bunlara baktığımızda aslında her dönem böyle bir şey oluyor. Ama bu tabii, bu Kanal İstanbul projesi beraberinde çok daha geniş bir kapsamda uluslararası boyutu da var. Ondan da biraz bahsedeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak sizler de çok iyi bilirsiniz. Özellikle Kent Yaşam programında defalarca konunun uzmanları ve bilim insanlarıyla Kanal İstanbul'un neden yapılmamasının gerektiğine ait bir sürü program yaptık. Bilim insanları olayı bilimsel olarak değerlendirdiler. İki tane denizin birleşmesini yaratacağı olumsuzlukları, bütün bunlara ilişkin kuzey ormanlarının ve kuzey bölgesinin bütün bu projeyle birlikte yeni yerleşim alanlarının getireceği problemleri tek tek burada açıkladık. Zaman zaman hafif rafa kaldırılır gibi oldu. Zaman zaman da çok şiddetle kullanıldı. Şimdi son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı çok net ve nasıl keskin söyleyeyim? Keskin ifadeler. Kesin bir şey var. Yani burada mesela geçen en son açıklamasında ne yaparsanız yapın, hele yüzündeki mimiği izleyicilerimiz şöyle bir hatırlamaya çalışsınlar. Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi Kanal İstanbul'un yapılması, hani bu bir yatırım projesi olarak baksak dahi, yatırım bedelleriyle geri dönüşlerin arasında olağanüstü fark var ve geri dönüşünün olması mümkün değil. Yani böyle bir projenin yapılmasının gereğini, inanın, ben hiçbir şekilde oturtamadım. Artı böyle bir projenin gündeme gelmesinden geçen haftaya kadar Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin içerisinde, örneğin Rusya'nın, hiçbir açıklaması yoktu. Ardı ardına açıklama, evet, yapılıyor şimdi. Önce Rusya Putin Büyükelçisi'nin bir açıklaması oldu, resmi bir açıklama. Kanal İstanbul Türkiye'nin iç meselesidir, Montrö'yü bağlamaz dedi. Bu bir önden göndermeydi. Hemen arkasından Kanal İstanbul'un projesi gündeme gelirken, bu aslında biraz bizim şey konumuzun dışında ama çok hassas konu olduğu için özellikle bunu da konuşmak istiyorum. Birileri Montrö'den söz etmeye başladı. İşte İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti Sayın Cumhurbaşkanı, Montrö'yü de edebilir.
Ki İstanbul Sözleşmesi de siz açıklamıştınız, yani meclisin aldığı karar altında imzalanmış bir sözleşme. Cumhurbaşkanının dudaklarının arasına çıkacak bir ifadeyle bu iptal olmaz ve halen yürürlüktedir diye konunun uzmanları ifade ediyor. Şimdi Montrö'yü tartışmak, Montrö'yü tartıştırmak gibi bir şey var. Diğer kanallarda, yandaş medyanın kanallarında oturuyorlar işte bilim insanı vasfındaki kişiler, anlatıyor işte olurdu olmazdı. Bugün sanatçı da açıkladı ya. Biz de biliyorsun akil adamlar ve kanaat önderleri artık sanatçılar olduğu için sanatçılardan bir tanesi, bir beyefendi de bugün çıktı, Montrö hakkında açıklamalar yaptı. Vallahi söyleyecek laf takip bulamıyorum. Ettiniz mi? Kim? Takip ettiniz mi? Ben sizden duyuyorum. Yani ha şey deseydiniz, şey İmamuk söyledi deseydiniz hatırlardım. Bugün de bir sanatçımız sağ olsun toplumu aydınlatmış Montrö ile ilgili. Hı-hı. Biz diyor mesela diyor kanaldan para alabiliyoruz mu diyor Montrö'den dolayı diyor. Alamıyoruz diyor. İşte diyor gemi geçiş adetleri şu kadardı diyor. 2030 küsürlerde şu kadar olacakmış diyor. Anlatıyor. Ve uzman olarak anlatıyor bunu Montrö'yü. Montrö'nün kaldırılması gerektiğini anlatıyor. Tabii bütün bunların özellikle bilerek yapıldığı kanaatindeyim. Olayı sulandırıp olay üzerinden şey getirmek ama Karadeniz ısınıyor. İki tane her ne kadar Montrö antlaşmalarının sınırları içinde de olsa Amerikan savaş gemisinin Karadeniz'e açılması, açılacak olması, işte Ukrayna'daki yeni gelişmeler, Rusya'nın buna karşı tepkisi vesaire. Türkiye'nin buradaki durumu gerçekten çok kötü. Alınacak olumsuz kararlar, bir dudaktan çıkacak olumsuz kararlar 82 milyon zaten inim inim iniliyor, canına okuyacak. Birinci Dünya Savaşı niye baş? Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye nasıl dahil olmuştu? Hatırlıyorsunuz değil mi Osman? Evet. Alman gemilerinin boğazımızı, bizim boğazı kullanarak ve Karadeniz'i kullanarak yaptığı eylemlerle biz dahil olmuştuk buralara. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda yine aynı şekilde kullanmak istendi. Montrö'yle kurtardık. Evet. Peki bu dönemde Amerikan deniz gemilerinin, savaş gemilerinin belirli bir tonaja kadar geçmesine izin veriliyor ve belirli sınırda. 21 gün. 21 gün. Şimdi geçecek. 21 günlük küçük tonajlı gemiler geçecek. Büyük tonajlı gemiler geçemiyor. İşte Montrö sayesinde. Biz mesela Allah göstermesin. Bu oluşacak Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaşta ve bunun da çeperleri büyüyecektir illaki. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece iki yakın sınır ülke arasında olmayacaktır. O büyüyecektir. Onun cephesi büyüyecektir. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, diğer tarafta Çin, diğer ülkeler katılacaktır. Ve bu savaş büyüyecektir. Olası savaşta biz Montrö'yü deldirirsek ve oraya savaş gemilerini koyarsak hangi tarafta oluyoruz? Bu savaşa niye taraf oluyoruz? Biz olabilecek miyiz? Yani bu hengamenin başımıza çok büyük bir çorap eriyor. Ya gideceği yerleri konuşurken böyle olası senaryolar ürpertici ama hali hazırda elimizde kazanımlarımız varken kalkıp da bu kazanımları tartışmaya açmak, Cumhuriyet'in değerlerini ve bizim de tapumuz olan Montrö'yü tartışmaya açmak bir tapumuzdan birisidir. Yani sen Montrö'yü tartışmaya açıyorsan Lozan'da tartışmaya açtırırsın yani. Şimdi aslında Kanal İstanbul'un diğer teknik taraflarına geçeceğim. Bunu özellikle çok kısa bir aktarayım istediğim izleyicilerimize. Bir de çok kısa, yani üzerinde fazla durmayalım ama bu konuda uzman olan amiralleri de darbe yapacak tam diye. Tam ona diyecektim. Amirallerin açıklaması var. Amirallerin açıklaması ile ilgili olarak her ne kadar disiplinimize uymasa da bir iki bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle elbette, yani az önce Murat Bey söyledi, bir sanatçı Montrö ne var ki hani iptal edilebilir diyorsa kendi uzmanlık alanlarından doğru emekli amiraller de bu uluslararası anlaşmalar üzerinde bir söz söyler. En doğal hani demokratik hukuk devletinde de olabilecek şeylerdir. Hani bunu darbeyle ilişkilendirmek falan, o zaman hiç kimse hiçbir şey söylemeyecek ya da eleştirmeyecek demektir. Yani dolayısıyla bunun hukuk devletiyle bağdaşır bir durum yoktur. Yani hani bunlara bu şekilde darbeci ithamlarında bulunmanın onu söyleyebiliriz. Kanal İstanbul'un uluslararası çok ciddi sıkıntıları, boyutları var. Bunu bir kenara koyduk. Geldik Kanal İstanbul projesiyle. Şimdi özellikle Murat Bey size sormak istiyorum. Burada çok ciddi alanlar el değiştirdi. Evet. Mülkiyet hakları, işte köylüden çok ucuz araziler birileri tarafından satın alındı. Ve hatta bu satın alanların içerisinde, siz şimdi birazdan aktaracaksınız, eski Maliye Bakanımızın da yeri var.
Yani o sadece bir vatandaş olarak yatırım yapmış. Mülkiyetlere geçmeden şöyle yapalım isterseniz. 15 numaralı slide'ı eğer gösterebilirsek orada hani bir devam planlar size, üzerinden mi diyorsunuz? Evet, size bir pas atacağım. Çünkü özel proje alanları mülkiyetlerin çok hızlı el değiştirdiği alan. Evet. Şimdi birincisi bu Kanal İstanbul projesini tek başına da düşünmemek gerekiyor. Üçlü mega projenin bir ayağı. Üçüncü köprü, havalimanı, üçüncüsü kalmadı artık. İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul. Şimdi bu üçlü mega proje 2009 yılında hatırlayın İstanbul'un anayasası denilen İstanbul Çevre Düzeni Planı yapılmıştı. Ve bu çevre düzeni planında çok belirli bir eşik vardı. İstanbul'un kuzeyi ekolojik bir koridordur. Su toplama havzaları, orman alanları, meralar, tarım alanları nedeniyle asla yapılaşmaya açılmaması gerekiyor denilmişti. Üçüncü köprüde, havalimanı da, Kanal İstanbul'da kesinlikle bu proje planın içerisinde yer almamıştı. Ardından bir plan notu değişikliğiyle 3. köprü plana işlendi. Daha sonra parçacılı bir planla yeni havalimanı plana işlendi ve aslında İstanbul'un bütün kuzey ormanlarını çevre bağlantı yollarıyla birlikte de yok eder hale geldi. Şimdi üçüncüsü de artık hani bütün tarım alanlarının üzerinden, mera alanlarının, orman alanlarının üzerinden ve su toplama havzalarının üzerinden geçen bir kanaldan bahsediyoruz burada. Şimdi dolayısıyla burada temel tehlike ve başlangıçtan itibaren 2009'un o çevre düzeni planının ana ilkelerine, korunması gereken bütün ekolojik koridorlarına ters bir uygulamadan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle o da yine aynı iktidar döneminde Büyükşehir Belediyesi'nce bilim insanları tarafından hazırlanmış ve bütün bu kuzey koridorunun önemi de aslında dile getirilmişti. Bu planın içerisinde. Şimdi yeni yapılan bu plan değişiklikleriyle aslında ne oldu? Hani ÇED süreçlerinden itibaren de işte hazırlanan raporlarda da aslında kendileri de söylediler. Yani Sazdere Barajı'nı ortadan kaldırıyor. Yıllık 52 milyon metreküplük bir su sağlıyor İstanbul için. Şimdi Küçükçekmece'yi yok ediyorsunuz. Terkos Durusu da işte iki kanal bir teğet geçiyor. Orada da sızdırmazlık önlemleri alacaklarından filan bahsediyorlar. Orman alanları zaten havalimanıyla ve bağlantı yollarıyla, bütün bunlar çünkü birbirine bağlanan yollar, 3. köprü bağlantı yollarıyla da yok edildi. Geri kalan alanlar orman alanları, mera alanları ve tarım alanları. Şimdi doğrudan bir planla bütün bunları yapılaşmaya açsalardı ortalıklı kıyamet kopardı. Yani bu kadar orman alanının, tarım alanının, meranın ortadan kaldırılması sonucunda. Şimdi dolayısıyla kanalla bağlantılı olarak, ağırlıklı olarak da kanal kullanıldığı için buradaki bütün potansiyelin, ekolojik eşiklerin yok edilmesi tartışmaları biraz geri planda kalıyor. Hani ona bir vurgu yapmak istiyorum. ÇED raporunda çok son derece hukuksuz bir süreçte yaşandı biliyorsunuz. Dava süreçleri ÇED raporunun kendisinde bütün bu olumsuzlukların pek çoğu dile getirilmesine rağmen bunları nasıl önleneceğine dair hiçbir hüküm görünmedi. Hızlı bir şekilde ÇED raporu, nihai ÇED raporu yayınlandı. Arkasından 100 bin ölçekli plan revizyonu yapıldı. Arkasından yetmedi bir daha 100 binde revizyon yapıldı ki onların sebepleri askıda doğrudan mülkiyetlerle ikinci revizyonu, yani bu üçüncü 100 binlik demektir askıda. Aynı zamanda 5000 ve 1000 ölçekli 3 etabın imar planları da askıda. Şimdi burada hani mülkiyetlerle bağlantılı olarak belki bütün bunları da konuşuruz ama asıl bizim için önemli olan bu projenin neden yapılmaması gerektiği, İstanbul artık yaşanamaz bir hale gelecektir. Çünkü evet, doğal kaynakları itibariyle zaten kendisine yetmeyen, çevredeki bütün illeri, bölgeyi sömüren bir yapı İstanbul. Yani bunun bir de bütün orman alanlarını, tarım alanlarını filan ortadan kaldırmak ki hani iklim krizi, işte tarımla ilgili, gıdayla ilgili sorunların olduğu bir ortamda havzalarda dahil olmak üzere bütün bu yaşam kaynaklarını ne diye yok ediyoruz ve bunun inadı nedir? Bilim insanları bunlarla ilgili bütün raporları dile getirdiler. Biliyorsunuz biz de TMMOB'ye bağlı meslek odaları olarak her birimiz kendi uzmanlık alanımız üzerinden bu alanda ilgili pek çok çalışma yaptık. Bu çalışmaları duyurduk. Büyükşehir Belediyesi bunlarla ilgili çalıştaylar yaptı. Bizler de onlara katıldık. Yani hep birlikte diyoruz ki Kanal İstanbul bir ekolojik yıkım, felaket projesidir. Yapılmaması gerekiyor. Devletin en başındaki kişi hayır hani bunu çatlasanız da patlasanız da yapacağız diye bir ibare kullanıyor.
Çevre Şehircilik Bakanı takos koyan odalar diye o itham ediyor bizi. O çok çirkin bir ifade. Onu aslında özellikle birazcık üzerinde duracağız. Evet. Onu konuşalım. Bir Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın böyle bir ifadeyle meslek odalarına böyle bir şeyi kullanması hakikaten çok korkunç bir şey. Yani Türkiye'de son dönemde o kadar çirkin şeyler oluyor ki, son gelen protokol krizi de dahil buna. Yani insan utanıyor. Yani olmaması gereken şeyler bunlar. Şimdi hep soruyoruz, neden? Bu proje neden? İşte bu projenin arkasında derinliklerinde bir sürü farklı şeyler var ama Murat Bey, sizin bu proje alanı üzerinde el değiştiren mülkiyetlerle ilgili çalışmalarınız var. Onlardan biraz bahseder misiniz? 17 numaralı slaytları da şey yaparsak Murat Bey'e de bir altlık olur onlar. Kaç numara? 16 ve 17. 16 ve 17. 16'da evet. Etaplamaları buyurun göreceğiz. Ve 17'yi hızlıca geçebiliriz. Bu de son değişen şey plan bu. 2020 evet. Onaylı ve 2021 sağdaki, ikisinin arasındaki farklar. Orada en önemlisi bu ortada daire içerisine alınan, bu da İBB'deki arkadaşlarımızın çalışmasıdır. Özel proje alanlarının evet, teknoloji çok büyümesi alanları. Ve dolayısıyla buradaki yapı yoğunluklarının da çok arttırılması. Murat Bey bize o konuda belki bilgi verir. Özel proje alanları belli ki artık burada hani 1/1000 detaylara girildiğinde mülkiyetlerin de talepleri doğrultusunda bu plan yeniden şekillendirilmiş. Yukarıda lojistik bölge ve işte teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanlarının olduğu bütün değişiklikler iptal edildi. Ve ana gerekçesi de buydu. Biz evet. Burada işte şeyler yaratacağız, istihdam yaratacağız filan diye söylentiler de vardı. Bir kritik bir şey daha. Yeni yapılan imar planı 2018 yılında, hatırlayın, o da sanırım son slaytım olması lazım. 18 numaralı slaytı da koyarsak hemen onu da bir aktarayım. Bu lojistik alan vardı. Lojistik alan yapacağız. Bu bir şimdi. Liman, akaryakıt limanı. 3 hava limanına gemilerle yakıt taşıyacak gemiler buradaki limanda barınacaklardı. Şimdi uluslararası sözleşmelerde, ben yan tarafta da aldım onları. Uluslararası sözleşmelerde maniye kriterlerine göre burada asla havalimanının bu kadar yakınında akaryakıt gemilerinin bulunması ve böyle bir limanın olması mümkün değil. Bunu bypass etmenin bir yöntemini bulmuşlardı. Akaryakıt limanı için inişler ve kalkışlar için tehlike oluşturacağını belirtiyor devlet havalimanları. Şirket şöyle bir taahhüt veriyor. Diyor ki eğer bir tehlike olursa bir panik butonuyla limandaki gemiler ve havaalanındaki pilotlarda işte bir buton olacak, işte bastıklarında herhalde bunlar da öyle hızlı bir şekilde şeyi terk edecekler gibi hani trajikomik bir şeyle bu akaryakıt limanının yapılmasıyla ilgili 5000 ve 1000 ölçekli plan değişiklikleri yapılmıştı. 2018 yılında biz bu planlara dava açtık. Bilirkişi raporları geldi, yeni geldi. Bilirkişi raporları lehimize, davayı kazanıyoruz demektir. Yeni yapılan plan değişikliğinde kuzeyde lojistik limanın olduğu yeri, lojistik bölgeyi, teknoloji geliştirme bölgesini ve turizm alanları tümden değiştirip bu 5000'lik planı doğrudan 100.000'lik plana işlemiş olduk. Evet. Bunu da buradan az önceki slaytta tekrar gelirse evet, orada çok daha net görünüyor. Önceki slaytlara geçelim. Şimdi bak şuradaki yukarıda bahsedilen Esin Hanım bahsettiği yukarıdaki alanı görüyor musunuz? Karadeniz girişindeki. Evet, bir bakın. Bir nolu alan. Burası lojistik alan diye belirtiliyor ilk planda. Evet. Sonraki değişen planda lojistik alan kısmı şuraya geliyor. Sadece buraya getiriliyor. Burası oluyor. Diğer taraflardaysa teknoloji merkezleri iken buralar konut alanı oluyor artık. Konut alanı, konut gelişme alanı olarak. Biz işsizliği gidereceğiz. Orada işte çok fazla istihdam sağlayacağız derken şimdi konut alanı sağlıyoruz. Şimdi 1 milyonun nüfus deniyordu şöyle, oraya. Şöyle izleyicilerimize aktarmakta fayda var. Kanal İstanbul projesinin söylemleri çıktığında hatırlayınız basın bir sürü kanal haritaları çıkarttı. Şuradan geçecek, buradan geçecek. Bölge halkı eline ovuşturdu. O ara hurra, biri sattı, biri aldı, biri verdi. Ama kanalın nereden geçeceğini, arazilerin nereden toplanması gerektiğini birileri biliyordu. Evet. Öbür taraftakiler de kendi başına bu arada antrenman yaptılar. Şimdi çok ciddi bir alan burada el değiştirdi. Köylünün elindeki arazi yok denecek nitelikte satıldı, satış yapıldı. Şimdi Kanal İstanbul projesinin uygulanmasına ilişkin karşı duracak o kadar çok şey var ki biraz önce Esin Hanım da anlattı. Bu bir boyutuyla da bakıldığında yani bütün bu çevresel ve diğer faktörler ve kentleşme faktörünün dışında
bir boyutuyla bakıldığında bu bir rant projesi. İşte bu rantı da kimler nasıl sağlayacaklar onu sizden alalım. Ya zaten ben de bu olayı bunun üzerinden görmeye çalıştım. Burada dedim ki ya arkadaş, Sayın Ekrem İmamoğlu televizyon kanallarına çıktığı zaman açıklamasında diyor ki 2011 yılından itibaren ki proje açıklandıktan sonra 30 milyon metrekare arazi el değiştirmiş diyor. Evet. Ve bu el değiştiren arazilerden 10 tanesinin 3 tanesi en büyük arazilerden 10 tanesinin 3 tanesi Arap uyruklu şirketlere ait diyor. Şimdi ben de dedim ki bunlar kim? Arkadaş 30 milyon metrekare arazi inanılmaz büyük çok bir rakam. Çok büyük arazi tabii. Çok çok büyük. Yani öyle bir araziden bahsediyoruz ki biz oradaki şeyde işte Bağcılar'ı koyun üstüne başka iki ilçeyi daha koyun filan çok büyük bir araziden bahsediyoruz. Kimdir bunlar diye araştırmaya başladım ben. Şimdi burada da şöyle veriler var. Kanal İstanbul güzergahında toplam 100.630 tane kişiye ait 163.745 tane tapu var. 163.745 tane tapu var. 2013 yılında yabancı yatırımcıların alım satım hareketleri 25.000 metrekare arazi ve yeri tapuydu. 25.000 metrekare arazi ve yeri tapuydu. Şimdi 2014 ile 2018 yılına geldiğimiz zamansa bu işlem 11 kat artıyor. 11 kat artıyor. 383.000 metrekare arazi oluyor ve 80 tane tapuyu oluyor. 80 tane tapunun hacmine kavuşuyor. Ardından şirketlere baktığımız zamansa 2009 ile 2013 yılları arasında 656.000 metrekare bir araziden bahsederken 2014 ile 2018 yıllarına geldiğimizde bu rakamda 7 kat artıyor. Bu 7 katta da 476 tane tapuya çıkıyor. 4.800.000 metrekare araziye çıkıyor. Şimdi bunlar kim diye baktığımızda ise o 3 tane Arap şirketle ilgili benim de değerli meslek büyüğüm Çiğdem Toker Sözcü Gazetesi'nde bununla ilgili bir haber yapmıştı. Bunların üzerinde de daha neler var diye ben içine girdiğimde yaklaşık 50 tane yakın şahıs ve şirketle bağlantılı yerleri, büyüklerini buldum. Çok daha fazla var. Şimdi mesela bu Körfez bölgesinin önemli yatırımcılarından Al Muhadip diye birisi var. Bu Ağoğlu Maslak 1453'e yatırımlar yapacağım diyor. Erzurum'da gidip bir takım görüşmeler yapıyor filan. 2015 yılında 5 tane tapu sahibi oluyor ve sahibi olduğu 5 tane tapunun etki alanıysa yani büyüklüğü ise 99.000 metrekare. Aynı zamanda Muhammed Almarzok diye bir kişi var. Belki yanlış telaffuz da edebilirim. 2015 yılında 3.600.000 TL sermaye ile bir şirket kuruyor. Kanal İstanbul'dan 5 tane tapu ve 125.402 metrekarelik bir arazi sahibi oluyor. Bunların üstüne gittiğimiz zamansa yine bu firmalardan bir tanesi de Naci Bingshak. Şimdi bu kişi ise 2018'de yine geliyor burada şirketler kuruyor. Bu kurduğu Bingshak diye bir şirket kuruyor. Bu şirketlerle alımlar yapıyor. 19.000 metrekare arazi almış bu kişi. Ahmet Nasser diye bir kişi Suudi Arabistan uyruklu 21.688 metrekare. Mossad Gıyat diye Datum Türkiye diye bir şirket kuruyor. 30.000 metrekare arazi almış. Ahmet Humayet diye birisi 2015 yılında 79.000 metrekare arazi almış. Tabi bunlar iki tapuda. Evet. Şimdi Bandar diye bir firma kişi var. Haya Gayrimenkul ki ortaklarından bir tanesi de Florida'da çok büyük bir restoranın sahibidir. 33.000 metrekare arazi almış o bölgeden. Şimdi bu şirketlere baktığınız zamansa 5 tanesi de hemen hemen hepsi aynı yerde kurulmuş gözüküyor. Türk Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre adresleri de aynı. Şimdi acaba diyorum orası bir iş merkezi. Hani sadece adres kurulurken Türk Ticaret Sicil Gazetesi'ne adres vermek zorunlu. Orada mı kuruldu? Kapı numaraları yanlışlıkla mı yazıldı? Tarafından. Başakşehir'de. Yine Ağoğlu'nun bir projesinin içerisinde. Şimdi bunlarla ilgili yazdıktan sonra Türklerde kim var dediğimde aynı zamanda Hasan Zehra Tıraş Vakfı. Hasan Tıraş daha önce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hala hazırda hayatta olan Zehra Tıraş'ın oğlu Mustafa Tıraş hayır hasenat işleriyle uğraşıyor. Bir vakıfları var. Vakıfla işte burslar veriyor. Yardımlar yapıyor. Aynı zamanda Afrika'da gidip kuyular açıyor. Bu beyefendinin sahip olduğu 3 tapuda yaklaşık 500.000 metrekare arazisi var. 500.000 metrekare. Avukatı tarafından bana bir şey gönderildi, açıklama gönderildi. Ben her açıklamayı da zaten yazımın altına ekletiyorum mutlaka. Biz nasıl ki yazmayla özgürsek onlar da itiraz etmekle özgürler. Eğer aksi bir şey düşünürlerse mahkemeye gidecekler.
Bununla ilgili dedi ki, biz dedi evet bu tapular bizde var, doğru söylüyorsunuz. Bunların büyük bir çoğunluğunu 2009 yılından önce aldık. Daha o zaman da bu şeyler Kanal söz konusu İstanbul değildi. Falan. Kanal İstanbul falan değildi ama evet bu proje açıklandıktan sonra da bir kısım tapuyu aldık diyor. Ama verdiğiniz metrekareler falan doğru. Müvekkilimle ilgili de diyor işte bu tür yayınlar yaparken hayır eserat işlerinden de bahsetmenizi önemsiyoruz diyor. Bunları da belirtmiş olalım. Biraz da gözüm saatte son 8-9 dakikamız kalmış. Öyle mi? Ya aktaracağımız çok şey var. O zaman sanırım ben geçen hafta size bu konuda Erdoğan mesela Erdoğan Bayraktar'ın başkanı olduğu vakıfın da arazisi var orada. Bu yazdığım yazılar içerisinde bir kişi yalanladı. Süleyman Karaman. O da benim böyle bir arazim yok dedi. Oğlumun da yok böyle bir arazisi dedi. Ben de zaten yazımda hem oğlunun şirketiyle ilgili söylemiştim. Bunu açıklamanızı istiyorum dedi. Ben tekzip olarak da yayınladım gazetede. Çıktım programlarda da özellikle söylüyorum. İşte aslında şunu belirtmem lazım ki bilgi belge olmadan ve bunların doğrulanmasını yapmadan kaynaklarınıza güvenmeden bu tür yazılar yazılamaz ki bunlar hani pimi çekilmemiş bomba derler ya bu yazılar o türlüdür. Amacımız kimseyi oradaki rantından ya da kazandığından dolayı sorgulamak değil. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz buradaki arazinin güzergahını hiçbir zaman açıklamayacağız. Ve buradan birilerinin rant elde etmesini de engelleyeceğiz dedi. Çok enteresan anlattığınız bütün şirketlerin aynı adreste olması, bütün bu projedeki bu güzergah üzerinde bu yapı yoğunluklu ben olan alanların 2013-2014 yılından sonra Osman Bey. Yani bu 2016 yani, yılına gelindiği zamansa öyle bir ısaritesi var ki alışverişler öyle bir hızlanmış ki inanamazsınız. El değiştirmeyen yer yok gibi. Devamlı el değiştiriyor araziler. Mesela ben oraya gittiğimde esnafla konuştuğumda orada bir emlakçı dedi ki abi dedi Kağıthane Belediyesi'nde işte siyaset yapan birisi var. İsmini falan ben hepsini biliyorum. Buradaki araziyi geldi dedi 125 bin liraya aldı dedi. Dedim 2 yıl sonra dedi Suriyeli bir tane adama dedi 1 milyon 250 bin liraya sattı dedi arazi. Buyur. Suriyeli ne yaptı dedim? Abi vatandaşlık aldı dedi. 1 milyon 250 bini örnek gösterip vatandaşlık aldı buradan dedi. Şimdi işin bu boyutu gerçekten çok korkunç. Yani siz burada bu rakamları açıklarken kimler ne almış ne yapmış bundan rant... Bunun arkasındaki derinliklerde bu projenin buradan geçeceği, nerede hangi yapı yoğunluklarının yapılacağı, nerenin değer artacağı hepsi biliniyor ve hepsi birbiriyle de bağlantılı. Evet. Ortak adresli olduğu gibi. Şimdi işin bir de kentsel boyutuna bakıldığında biraz önce bahsettiniz. Yani İstanbul kendi kaynaklarıyla kendine yetemez. Bir kıtlık bekleniyor, susuzluk bekleniyor. Bununla birlikte burada çok ciddi bir nüfus yerleşimi olacak. Elbette yeni bir nüfus ilavesi var. Birincisi bir de var olan kaynaklarını da tüketip evet, onun üzerine yeni bir nüfus ilave ediyorsun. Bütün kültürel mirası yok ediyorsun orada. Şeyleri hesaplamıştık. Tarım ve mera alanları bu kanalın içerisinde etkilenen 140 milyon metrekare, 25 milyon metrekare de orman alanı bu proje kapsamında gidiyor. Şimdi hani son sözümüze eğer geldiysek bir de çağrı yapalım. Biz TMMB'ye bağlı meslek odaları olarak hem 100 binlik son askıya çıkan 100 binlik planla ilgili hem de birinci, ikinci, üçüncü etabın 5 bin ve 1000 ölçekli imar planlarına örnek itiraz dilekçeleri hazırladık. Bu planlarla ilgili örneğimiz var mı? Ekrana atalım mı? Plan, dilekçeler. Dilekçeleri tmmob.istanbul.org adresinde yayınlıyoruz. Evet. Oradan vatandaşlarımız hem 100 binlik planın itirazı için, 100 binlik planın itirazı 21 Nisan'da doluyor. 21 Nisan'a kadar planlar askıda. 100 binlik plan 100 askıda binlik onun askıda itirazını yapabilirler. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü etabın itirazlarını da 25 Nisan'a kadar yapabilirler. Bir kere bütün vatandaşlarımıza örnek aslında, dilekçiler mevcut. Evet, bu Türkiye'nin ve İstanbul'un Marmara bölgesinin geleceği için her yurttaşın vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Elbette itiraz etmelerini önerelim. Bu arada da işte hani şeye de bir cevabımız olsun. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Murat Kurum'un açıklamaları işte takoz koyan onu da belirtelim. Ondan sonra tekrar sürecine. Murat Bey'e geçeceğim. Evet yani hani mimarlar şimdi, odası ve meslek odaları. Meslek odaları ülkesini seven, ülkesinin geleceğiyle ilgili mücadele eden kurumlardır. Ve bunun mücadelesi kuruldukları yıldan itibaren hep burada söylüyoruz. Mimarlar odası ve diğer meslek odaları. Elbette onun anlayışına göre önlerindeki gidişinin önünde bir takoz. Ona göre. Ama Sayın Bakan'ın meslek odaları ile ilgili böyle bir açıklama yapması son derece talihsizlik. Yani bunu ifade edebilir. Farklı bir dilde de ifade edebilir. Ama bu dil yanlıştır. Ben gerçekten hem bu meslek odasının bir üyesi olarak hem de bu ülkede yaşayan biri olarak utandım ve çok üzüldüm. Evet.
Elbette bütün bu söylemler bizim mücadelemizi de geri düşürecek söylemler değildir. Birincisi TMMOB ve bağlı meslek odaları anayasaya göre kurulmuş meslek odalarıdır. Kamu ve toplum yararına mücadele yürütürler. Kamu kurumu niteliğindedirler. Dolayısıyla bilgi birikimlerini, bütün bilimsel çalışmalarını halkın yararına kullanmak gibi bir görevleri vardır. Dolayısıyla bu görevlerimizden, sorumluluklarımızdan, mesleğimizin etik değerlerine, bilimsel ilkelerine sahip çıkarak mücadelemizi sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Biz isteriz ki bizim yaptığımız bilimsel çalışmalar karşısında bakanlıkta, cumhurbaşkanı da farklı bilimsel çalışmalarını ortaya koysunlar ve onlar üzerinden tartışılsın. Yoksa böyle söylemlerde düzeyi düşürecek, hakarete varan söylemler elbette hiçbirimiz tarafından, özellikle TMMOB tarafından kabul edilebilecek yaklaşımlar değildir. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Evet. Halkımızın yararına çalışmaya devam edeceğiz. Kendi meslek alanımız üzerinden TMMOB'ye bağlı bütün odalarla birlikte bilgi birikimlerimizi halkın hizmetine sunmaya da devam edeceğiz. Şunu da izleyicilerimize paylaşalım. Bütün TMMOB'nin yaptığı bu çalışmaları ve Kanal İstanbul planlarıyla ilgili itiraz süreçlerini Kent Yaşam olarak ben de takipçisi olacağım ve sizlere aktaracağım sevgili izleyiciler. Sevgili Esen arkadaşımızın da ifade ettiği gibi dilekçeler hazır. Dilekçeleriyle mutlaka İstanbullular olarak İstanbul'un başına gelecek bu felaketin önlenmesi adına en demokratik hakkımız olan itiraz hakkımızı mutlaka yapalım diyorum. Şimdi 3 tane kitabını getirdim stüdyoya. Bunların içerisinde Sarmal'la başladık, parsel parsel var. Türkiye'deki genel bu Sayıştay raporları da kapsamında şu yolsuzluklardan birkaç tane pıt 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 örnek verelim. Programı birazdan kapatacağım. Yani bununla ilgili başınız sıkıntıya girdi, yargılandınız, hüküm verildi, üst mahkeme bozdu falan. Yani ve hala şu anda da birilerinin hedefindesiniz. Şey anlamında söylüyorum. Yaptığınız her davranış, her yazı, her şey takip ediliyor. Hatta geçenlerde de tekrar sizi çağırdılar. Kaç gün gözaltında tuttular? Ben gözaltında kalmadım. Ha, ifade verdiniz. Ben ifade verdim. Biraz daha, o zaten normal oldu artık. Bir gazetecinin... Ben şöyle söylüyorum, son dönemde özellikle AKP iktidarının medyadaki onuruyla halkın çıkarlarını savunmaya çalışan gazetecilere sağladığı yegane şeylerden bir tanesi de şu, her gazeteci bir gün mutlaka savcıyla tanışacak diye ben söylüyorum. Sincirli kuyunun kapısında yazan şey gibi. Ben profesyonel sanıyorum artık. Sayın mahkemelere gittiğim zaman sayın mahkemedeki yargıçlar, ne görev yapıyorsunuz dediğinde, ben örgün dönemlerde gazetecilik yapıyorum, boş zamanlarımda profesyonel sanığım dedim. Çünkü haftanın iki günü, bir gün ya da iki günü ya ifade veriyorum ya mahkemede ifade veriyorum. Çok şükür bugüne kadar davalarda elimden geldiğince yazılarımda kullandığım belgelerin hepsini sundum. Beraat ediyorum, birçok dava reddediliyor. Bazıları takipsizlikle sonuçlanıyor. Şikayet aşamada mesela yeni bir tane yazdığım bir yazıyla ilgili şaka gibi ve bunu yazacağım. Savcıya gittiğimde dedim ki bir iki cümleyle şunları bir özetlemeni diyeceğim. Çünkü süremiz dolmuş arkadaşlar. Öyle mi? Evet. O zaman sadece şöyle söyleyeyim. Böyle bir iki cümleyle özetlenebilecek bir şey değil ama sadece benim yazdıklarımın için. Ben tekrar sizi alacağım. Çünkü bunlarla konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Buyurun. Çok. Şöyle söyleyeyim size. Yolsuzluklar hep vardı Osman Bey. Hala da var olmaya devam ediyor. Ama yolsuzlukların hiç bu kadar cüretkar şekilde ve fütursuzca yapıldığı bir dönem daha olmamıştı. Gözümüzün içine baka baka halkın alın teriyle kazandığı kamu kaynakları birilerine peşkeş çekiliyor. Ve buna her kim ki sessiz kalıyorsa onun da müessebi onlardır. Türkiye'de gerçekten bunların peşinde koşup hesabını soran, Türkiye Cumhuriyeti'nin devrimlerini benimsemiş yargıçlar da var, savcılar da var. Umarım kamu zararı bundan sonra tahsil edilir. Var olan raporları açıklamaya kalksak burada ne gününüz yeter ne saatiniz yeter. Böyle son cümleyi söylemiş olayım ben. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün size aktarmaya çalıştıklarımız aslında zamanımız da yetmedi ama Sayın Ağırel'in dediği gibi bu ülkede hırsızlar, arsızlar varsa bir o kadar da bu ülkede ülkeye sahip çıkacak namuslu insanlar var. Hani birilerinin vermehterini derken ben de verin İzmir Marşı'nı, İzmir Marşı ile biz de Kent Yaşamı bu akşam kapatalım diyorum. Çünkü bizler de varız. Bir başka Kent Yaşamı'nda yine hep birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar.